rahatsızlığı çekenler ekran başına. Doktor Ümit Aktaş, romatizma rahatsızlığı hakkında bütün merak edilenleri işin aslında yanıtlıyor. Mutfağımızdaki doğal ağrı kesiciler. Mutfağımızdaki hangi bitkiler romatizma ağrılarının kesilmesinde etkili oluyor? Romatizma rahatsızlığı çekenler için özel beslenme listesi. Doktor Ümit Aktaş'tan romatizma ağrısı çekenler için özel beslenme tavsiyeleri. Doktor Ümit Aktaş'tan işin aslı izleyicilerine özel şifalı tarifler. Ümit Aktaş'ın işin aslı izleyicileri için doğal ve şifalı bitkilerle hazırladığı özel tarifler. Romatizma ağrılarını azaltan özel romatizma çayı. Romatizma ağrılarının azalmasında etkili romatizma çayı tarifi. Romatizma ağrıları için ağrı kesici yağ. Romatizmal ağrılar için ağrı kesici yağ tarifi. Ümit Aktaş'la hepsi ve daha fazlası işin aslında. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Beyaz TV'den hepinize iyi günler. Yepyeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Mutluluk verici bir şey. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sevgili doktorumuz Ümit Aktaş'la çok önemli bir konu hakkında, romatizma konusunda konuşacağız. Ümit Aktaş bizlere romatizma ağrılarının sebeplerini, nasıl beslenmeleri gerektiğini ve hangi bitkileri mutlaka kullanmaları gerektiğini anlatacak. Bunun yanında romatizma ağrıları için çok önemli bir tedavi yönteminden, ozon tedavisinden bahsedecek bizlere. Tabii bu hafta tariflerimiz de var yine. Romatizma ağrıları için bir çay tarifi ve özel bir romatizma yağı tarifimiz olacak. Hadi bakalım işin aslı başlasın. Romatizma rahatsızlığı çekenler ekran başına. Doktor Ümit Aktaş, romatizma rahatsızlığı hakkında bütün merak edilenleri işin aslında yanıtlıyor. Mutfağımızdaki doğal ağrı kesiciler. Mutfağımızdaki hangi bitkiler romatizma ağrılarının kesilmesinde etkili oluyor? Romatizma rahatsızlığı çekenler için özel beslenme listesi. Doktor Ümit Aktaş'tan romatizma ağrısı çekenler için özel beslenme tavsiyeleri. Doktor Ümit Aktaş'tan işin aslı izleyicilerine özel şifalı tarifler. Ümit Aktaş'ın işin aslı izleyicileri için doğal ve şifalı bitkilerle hazırladığı özel tarifler. Romatizma ağrılarını azaltan özel romatizma çayı. Romatizma ağrılarının azalmasında etkili romatizma çayı tarifi. Romatizma ağrıları için ağrı kesici yağ. Romatizmal ağrılar için ağrı kesici yağ tarifi. Az sonra işin aslında. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Yine Allah önemli bir rahatsızlığı konuşacağız bugün. Evet. Pek çoğumuzun muzdarip olduğu bir rahatsızlık çok bu. Çok doğru. Bunun artık yaşı da, hep yaşlılar diyoruz ama gençlerde de... Her yaş grubunu. Değil mi? Her yaş grubunu tutabiliyor. Romatizmal hastalıklar bir tane hastalığın ismi değil. Hı hı. Çok sayıda hastalığa biz romatizmal hastalıklar adını veriyoruz. Çok önemli bir hastalık grubu. Üstelik... Çeşitli sebeplerden dolayı gün geçtikçe görülme sıklığı artan bir hastalık grubu. Nasıl meydana geliyor romatizmal hastalıklar? Otoimmün hastalıklar. Ne demek otoimmün? Türkçesi nedir? Otoimmün demek bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırması sonucu oluşan hastalıklar demek. Yine bağışıklığa geliyoruz yani değil mi? Direkt olarak bir bağışıklık sistemi hastalığı ve bu hastalıkta hastalanmasının sebebi bağışıklık sisteminin aşırı ve yanlış çalışmasıdır. Yani aslında bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Hayır. Aslında bağışıklığımızı dengeli dengelememiz gerekiyor. Yani bağışıklığınızın az da çalışması, çok da çalışması hastalık yapar. Bağışıklığımızın dengeli çalışması gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Çok önemli. Bunu nasıl yapacağımızı bütün bir program boyunca anlatacağız. Evet.
Peki o zaman romatizmal hastalıkların çeşitleri dediniz biraz önce hocam. Onları evet. bize anlatır mısınız? Hangi rahatsızlıklar romatizmaya giriyor? Evet. Şimdi eskiden romatizma denilince herkesin aklına işte efendim böyle yaşlılarda olan eklem ağrılarıyla seyreden bir hastalık tablosu gelirdi. Oysa ki bugün günümüze geldiğimizde romatizmal hastalıklar son derece çeşitlenmiştir. Hı hı. Pek çok hastalığın ismini biz toplu olarak romatizmal hastalık diyoruz. Romatoid artritten evet. kemikleri tutan osteoartrite, işte efendim omurgayı tutan spondil hı hı. artrite kadar pek çok hastalığa romatizmal hastalıklar adı veriliyor. Çocukluk yaşta akut romatizmal ateş denilen başka bir romatizmal hastalık tipi var ki enfeksiyonlardan sonra, boğaz enfeksiyonlarından sonra çocuklarda gelişir ve kalp kapakçıklarını tutabilir, kalp hastalığına neden olabilir. Hı hı. Bunun gibi her yaşta görülen romatizmal hastalıklar söz konusu. Sedef de bir romatizmal hastalıktır. Bunun gibi pek çok başka hastalık da romatizmal hastalıklar sınıfına girer. Siyatik denilen aslında eskiden beri siyatik denilen halk arasında ya da siyatalji denilen durum oradaki ya fıtıktan dolayı ya da romatizmal hastalıktan dolayı sinire bası olması sebebiyle bacağa yayılan ağrıdır. Hı hı. Öte yandan kireçlenme dediğimiz hastalıkta hani benim dizimde kireçlenme vardır diyen hastalar var ya geliyor namazımı kılamıyorum, eğilemiyorum, dizimde kireçlenme hı hı. varmış. O hastalarda aynı zamanda romatizmal hastalıktan muzdariptir. Kireçlenme dediğimiz olayda bir tür romatizmal hastalıktır. Bu eklem ağrıları. Evet. Sadece eklem değil, aynı zamanda kası tutan romatizmal ağrılar da söz konusu. Hı. Fibromiyalji dediğimiz kas romatizması özellikle evet, çalışanlarda çok görülen. Evet, fibromiyalji çok soruluyor hocam. Kesinlikle, çünkü çok yaygın görülen hı. bir hastalık. Fibromiyalji son derece yaygın ve özellikle de stresli çalışanlarda görülen modern çağın hastalığı olarak adlandırılır. Hı. Çünkü modern çağın insanında çok yaygın olarak görülür. Fibromiyalji de yine bir tür kas romatizmasıdır. Stresle de mi alakası var? Stres direkt olarak romatizmal hastalıklarla alakalıdır. Hı. Stres romatizmal hastalığı tetikler, başlatan faktörlerden en önemlisidir. Tabii burada şunu çok iyi vurgulamak gerekir. Bu hastalıklar artıyor. Bu hastalıklar yaygınlaşıyor. Bu hastalıklar her yaş grubunda. Ve romatizmal hastalık tamam, İnsanların çoğunda ölümcül değil. Ama öte taraftan baktığınızda yaşadığı her günü hastanın ağrıyla geçirmesine sebep evet. olur. Dünyada en kötü olay ağrıdır. Bir de dayanılmaz ağrılar olabiliyor. Tıp bilimi ağrıyı tedavi etmek için oluşmuş bir bilimdir. Tıbbın temel amacı ağrıyı tedavi etmektir. Hı hı. Oysa geldiğimiz noktaya baktığınızda romatizmal hastalığa sahip olan hastalar ömürleri boyu ağrı çekerler. Fakat tedavi için başvurduklarında bunlara önce ağrı kesiciler, hı hı. sonra kortizonlar, sonra bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar verilir. Hatta kanser tedavisinde kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları verilir. Bunlar da yeterli olmaz. Hastanın hastalığı ilerlemeye devam eder. Bir gün hı. bir bakarsınız hastanın önüne sayfalarca muvafakatname konulmuş. Hadi şunu imzala, iki de şahit istiyoruz. Sana öyle bir ilaç vereceğiz ki romatizmayı baskılamak için. Bu ilaç sende tüberküloz yapabilir, verem hastalığı yapabilir. Bu ilaç sende kanser yapabilir. Onun için önce bir kabul et bakalım, hastanın bu ilacı kabul et, muvafakatname imzala, bu ilacı sana öyle verelim diye muvafakatname ile verilen ilaçlar verilir. Yani geldiğimiz noktaya baktığınızda kendisine modern tıp diyen tıp ekolü bugün romatizmal hastalığı tedavi edemez durumdadır. Ve romatizmal hastalık hastaları öldürmez ama kullanılan tedavide kullanılan ilaçlar hastaları öldürebilir. Ölümcül yan etkisi olan ilaçlar şu anda olabilir. Romatizma tedavisinde kullanılıyor. Peki ne oluyor? Ama bunu hani nereden, böyle ilaçlar bunu kullanılıyor nereden da, bileceğiz bir de biz? İşte muvafakatnameler yani. İmzalatılıyor. Anlatıyoruz burada. Niye anlatıyoruz? Bu konuda uyarmak için. Peki ne oluyor? Bu ölümcül yan etkili olan ilaçları kullanıyoruz da, kullanılıyor da, veriliyor da hastalara. Hı. Bu hastalar iyileşiyor mu? Bu hastalar şifa buluyor mu? Hani şifa buluyorlarsa hı-hı. böyle bir riski göze alalım. Evet. Tamam, böyle bir risk var ama hastada şifa buluyor. Hayır. Bu arada romatizma da iyileşmiyor. Baktığınız hı-hı. zaman romatizmal hastalıktan muzdarip olan hastaların romatizmalarının da iyileşmediğini İyileşmiyor. Görürsünüz. Bütün bu ilaçları kullanırlar, hayatları ilaçlarla geçer ama bir bakarsınız hasta bir gün yürüyemez hale gelmiş. Hasta tamamen neredeyse kötürüm olmuş, perişan vaziyette ve hastaların çoğu da ilaç yan etkilerinden dolayı hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Tabii siz bu programda bize en iyi bugün ne anlatacağım romatizmadan size? Nasıl korunuruz? Bir bunu tedavi anlatacağım. Yöntemleri. Romatizmadan korunmak için neler yapmalıyız? İki, hı-hı. benim romatizmam var nasıl tedaviye yardımcı olabilirim? Hı-hı. Doktorum beni tedavi ediyor, tedaviye nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl bunu anlatacağız. Nasıl beslenmeliyim bunu anlatacağız. Bir de
Romatizma tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hı hı. Bunu iddia ediyoruz ve yapıyoruz. Nasıl tedavi ettiğimizi klinimizde çekeceğimiz, evet, bir videomuz var. Var. İzleyeceğiz. O videoda konuşacağız. İyileşen hastalarımız da olacak aramızda. Hı hı. İyileşen hastalarımızda nasıl iyileştiklerini anlatacaklar ve klinimizden görüntülerle romatizma tedavilerini anlatacağız. Ozon terapi romatizmada, hı hı, nasıl yapılır? Bitkisel tedaviler nasıl uygulanır? Evet, beslenme merak nasıl düzenlenir? Zaten. Bunu konuşacağız. Peki onların hepsini konuşacağız ama merak ettiğim şu var. Mesela, hı hı, romatizma mikrobik bir hastalık mı? Ya da, hı, işte genetik bir hastalık, evet, olabilir mi? Hı hı. Romatizma mikrobik bir hastalık değildir. Hı hı. Çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıklarda bir boğaz enfeksiyonu yapan mikrop, streptokok sonrası, hı hı, bir romatizmaya meyil vardır. Boğaz enfeksiyonu sonrasında, hı, gelişen bir akut romatizmal ateş hastalığında bu durum gelişebilir. Hı hı. Ama erişkin çağda görülen romatizma böyle bir hastalık değildir. Başlangıçta da söyledik, romatizma bir otoimmün hastalıktır. Yani, hmm, kişinin kendi bağışıklık sisteminin kendi vücut dokularına saldırması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Üstelik çok da yaygındır. Evet. Örneğin bel ağrılarıyla var mı sizin hareket eden hastalar. Romatizma ağrısı çeken? Hatta şöyle, hmm, soralım, vücut ağrısı olan var mı aranızda? Bir, vücut ağrısı deyince parmaklar kalktı. Elinizi kaldırın lütfen. Herhangi bir vücut ağrısı olanların parmağını ağrısı havada istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani yaklaşık 30 kişi miyiz? 30 kişinin 8, 20 kişiyiz. 20 kişinin, evet, 8'inde vücut ağrıları var. Bakın, yaygın vücut ağrıları, açıklanamayan vücut ağrıları, hı-hı, sebebi bilinmeyen vücut ağrıları. Bu tarz ağrıların çoğunluğunda romatizmal köken vardır, romatizmal hastalık. Hı-hı. Ciddi bir kısmı fibromiyaljidir, bir kısmı eklem romatizmasıdır. Bir kısmına da tanı koyamazlar, derler ki seninki psikosomatik. Değil mi? Bir de böyle bir, yani, laf ederler. Psikosomatik, yani senin ruhsal durumundan kaynaklanan bir hastalığın var. Bunun sebebi de yok, nedeni de yok. Sen bunu kafandan yaratıyorsun, üretiyorsun falan gibi laflar ederler. Bu işte bel fıtığı falan, o bel fıtığı hastaların şey neredeyse %90'dan fazlası var. Bizim spondil artrit adını verdiğimiz, hmm, romatizmal hastalıktır. Nedir o? Beldeki, evet, omurları tutan bütün bir, hı-hı, omurganın omurları eklemlerle birbirine tutunur. Orası da eklemdir, diz gibi, parmak, hı-hı, gibi. Bütün o eklemleri tutan romatizmaya biz spondil artrit diyoruz. Ve bel ağrılarının %90'ından fazlası spondil artrit nedeniyledir, bel fıtığı nedeniyle değildir. Şu anda buradaki 20 kişiye MR çekelim. Özellikle bayanlarda aranızdakilerin en az 16-17 tanesinde fıtık olduğunu görürüz. Çok normal. 30 yaşını geçen, evet, ayakta duran her insanda irili ufaklı fıtıklar olabilir. Çünkü ayakta duruyoruz. Her fıtık kötü anlama gelmez. Her fıtık insanı felç etmez. Her fıtık ameliyata gitmez. Fıtıklar ameliyatsız tedavi edilebilir. Çünkü bel ağrısı yaratan sebeplerin çoğunluğu fıtık değildir. Romatizmal hastalıktır. Evet. Yani romatizmal hastalık tedavi edilebilir. Doğru tedavilerle hastalar şifa bulabilir. En peki çok nasıl kimlerde tedavi görülüyor edilecek? Peki? En çok kadınlarda görülüyor. Erkeklere, hı, göre daha fazla, hı, görülüyor. Yaş grubu ilerledikçe romatizmal hastalık ihtimali artıyor. Hı. Tabii bir de beslenme son derece önemli burada. Beslenmenin düzenlenmediği, yani işlenmiş gıdalarla beslenen, GDO'lu gıdalarla beslenen kişilerde romatizma daha sık görülüyor. Nitekim bugün günümüzde romatizmal hastalıklar geçmişe göre çok daha arttı, fazla sayıda, hocam, fazla oranda, hmm, arttı maalesef. Romatizma nasıl tedavi edilebiliyor? Bir soru daha geldi aklıma. Onu da sorabilir miyim tedaviye, hı, geçmeden önce? Şu hava değişiminin romatizma ağrılarıyla, hani işte yağmur yağacak, bütün bacaklarım ağrıyor, herhalde yağmur geliyor deriz bütün ya. Bütün romatizma hastaları genelde iklim değişikliklerini hisseder. Hı. Bütün romatizma hastaları iklim değişiminde, yani sıcakken soğuğa geçiş, soğukken sıcağa geçiş, evet, yani bahar aylarında romatizma alevlenir. Hı. Romatizmal hastalık, romatizmal soğukta şikayet artar. Soğukta tetikliyor mu? Soğukta soğuk tetikler hava, ama asıl olarak geçişler, geçişler tetikler. Sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçişler tetikler. Bu son derece önemli bir şey romatizma hastalarında. Şimdi romatizma hastalığı nasıl tedavi edilebilir? Hı. Madem bu kullanılan ilaçlar hastayı tedavi, evet, etmiyor. Ağrı kesiciler, kortizonlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı olmuyor, ilaçlar. Madem bunu tedavi edemiyor, hastalar ömür boyu bu hastalığı çekmek zorunda kalıyorlar. Biz nasıl tedavi ediyoruz? Evet. Öncelikle romatizma hastalığının tedavisi bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Yani hastayı sadece ağrısından ibaret bir yaratık, hı hı, olarak görmeyeceksiniz. Hastayı her zaman bir bütün olarak değerlendireceksiniz. Hastanın sahip olduğu bütün riskleri göreceksiniz. Hastanın beslenmesini düzenlemek zorundasınız. Kilosu olsun olmasın. Sadece zayıflamaktan bahsetmiyorum. Romatizmada faydalı gıdalar, zararlı gıdalar. Birazdan hepsini anlatacağım. Bunları düzenlemek zorundasınız. Hastanın
Sahip olduğu diğer hastalıklarını da dengelemek zorundasınız. Hastanın şekeri varsa, tansiyonu varsa onu da dengelemek zorundasınız. Hastaya uygun bitkisel tedaviler düzenlemek zorundasınız ve ozon terapi yapmak zorundasınız. Bütün bunları kombine olarak yapacaksınız. Hastaya özel yapacaksınız. Her hastanın ihtiyacı ve problemleri farklıdır. O hastanın ihtiyacı neyse ona uygun tedavi vereceksiniz. Ve böyle hareket ettiğiniz zaman romatizma hastalarının ilaçsız yaşamasını sağlamak, kortizonsuz, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar olmadan yaşamasını sağlamak ve ağrısız yaşamasını sağlamak mümkündür. Bunun pek çok örneği vardır. Tedavi ettiğimiz yüzlerce binlerce hastamız var. Bugün iki tanesi zaten bize konuk olacak. Neler yaşadıklarını anlatacaklar. Romatizma hastalığı sırasında ne sıkıntılar yaşadılar ve onları nasıl tedavi ettik? Bizzat onların ağzından dinleyeceğiz. Romatizmal hastalık son derece başarılı tedaviye cevap veren bir hastalıktır. Ama bugünkü manada ilaç tıbbının, kimyasal tıbbın kullandığı ilaçlarla romatizmal hastalığı tedavi etmek mümkün değildir. Sadece üstüne örtü örtmektedir. Şu sehpanın üzerine düşünün. Her şey bunun üzerinde duruyor. Ama geliyor üzerine bir masa örtüsü örtüyor. Ben yok ettim bunu diyor. Yok etti mi? Her şey orada duruyor. Bunlar da mutfağımızdaki doğal ağrı kesiciler değil mi hocam? Bir kısmı doğal ağrı kesiciler, bir kısmı zararlı olanlar. Şimdi önce romatizma hastalığında neler faydalıdır ve nelerden uzak durmalıyız o konudan bahsederek başlayalım. Romatizmal hastalıklar niye arttı? Romatizmal hastalıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim gıda intoleransları dediğimiz besine karşı gelişen tahammülsüzlükler. Bu besin tahammülsüzlükleri romatizmal hastalıkların altında yatan en önemli sebeptir. Besin tahammülsüzlükleri basit bir konu değildir. Bir kere bunun altını son dereceyi vurgulamak gerekir. Niye vurguluyorum biliyor musunuz? Çünkü hala besin tahammülsüzlükleri detaylı incelenen ve bugünkü modern tıbbın ilgilendiği konular değil. Niye ilgilenmiyor biliyor musunuz? Çünkü bir besin tahammülsüzlüğü tespit ettiğiniz zaman, bir gıda tahammülsüzlüğü tespit ettiğiniz zaman yapacağınız tedavi şu. Hastaya diyeceksiniz ki bunu yeme. Tedavi bu. Yani ilaç yazmayacaksınız. Bir ilaç sektörüne para kazandırmayacaksınız. Bir de üzerine gıda sektörüne darbe vuracaksınız bunu yeme diyerek. Dolayısıyla bunun kimseye maddi bir katkısı olmadığı için tek faydası hastaya, hastayı iyileştiriyorsunuz. Kimse bunun üzerinde durmaz. Günümüz tıbbı da, kimyasal tıpta gıda intoleranslarının üzerinde durmaz, ilgilenmez. Oysa ki bugün dünyada en yaygın olan problemlerden bir tanesi insan sağlığı açısından gıda intoleransları, gıda tahammülsüzlükleridir. Bu olay son derece ciddi bir hal almıştır. Son derece ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Gıda tahammülsüzlüklerinde en önemli problem de yine geçen hafta anlattığımız buğdaya karşı tahammülsüzlük, gluten intoleransı. Çölyak. Çölyak. Çölyak gluten hassasiyetinin yani buğdayın içinde bulunan gluten maddesine karşı gelişen hassasiyetin en ileri seviyesidir. Çölyak hastalığında hastada bağırsakta şiddetli emilim problemleri vardır, beslenme bozuklukları oluşur ve çölyak hastaları şiddetli karın krampları ve ishaller yaşarlar. Bu hastaların hali çok perişandır, gerçekten çok ciddi sıkıntı çekerler. Bu hastalarda romatizmal hastalık gelişme ihtimali çölyak hastası olmayanlara göre kat kat fazladır. Aynı şekilde bu hastalarda diyabet hastalığı gelişme ihtimali yine çölyak hastası olmayanlara göre kat kat daha fazladır. Çölyak hastalığı olmayan ama yine de gluten hassasiyetiyle seyreden bazı durumlar var. Bu durumlarda hastada çölyak belirtileri yoktur. Hasta ishal değildir, karın krampları yoktur. Bu hastalarda gluten hassasiyeti romatizmal şikayetlerle ortaya çıkabilir. Romatizma hastalığının önemli bir kısmının sebebi gıda intoleranslarıdır. Ve bu gıda intoleransları, gıda tahammülsüzlükleri içinde en büyük yeri de buğdayın içindeki glutene karşı olan gluten hassasiyeti teşkil eder. Son derece önemli. Gluten hassasiyeti sadece romatizmal hastalık olarak ortaya çıkmaz. Ne gibi belirtileri gluten var başka? Gluten hassasiyeti aynı zamanda şeker hastalığı şeklinde de ortaya çıkar. Migren şeklinde de ortaya çıkar. Sebebi bilinmeyen vücut ağrıları, sebebi bilinmeyen baş ağrıları, sebebi bilinmeyen alerjiler, vücut döküntüleri, sedef benzeri lezyonlar. Bütün bunlar gluten hassasiyetine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Son derece de yaygın görülür. Peki niye gluten hassasiyeti bu kadar arttı? Durduk yerde. Şimdi eskiden gluten hassasiyeti yoktu. Bugün günümüze geldiğimizde artan bir gluten hassasiyetinden bahsediyoruz. Size rakam vereyim. Çölyak hastalığından rakam. Son 40 yıl içinde erişkinlerde çölyak hastalığı
tam 4 kat arttı. Neden? Erişkinlerden bahsediyoruz. Son 40 yıl 4 kat arttı. Çünkü gluten hassasiyeti maruziyet süresine ve maruziyet miktarına göre artış gösteriyor. Yani siz hayatınızın uzun süre yaşadınız. 30 senesinde gluten hassasiyetiniz yokken 35 yaşında, 40 yaşında gluten hassasiyeti başlayabiliyor. Doğuştan gelen bir şey değil bu. Bu son derece önemli, vurgulanması gereken bir şey. Bu bir. İkincisi, çocuklarda ne kadar arttı biliyor musunuz çölyak hastalığı? Yapılmış bir çalışma var bir çocuk hastanesinde. Çocuklarda son 20 yıl içinde çölyak hastalığı tam 11 kat arttı. Oo. 11 kat. Hep bu gıdalardan. Neredeyse salgın hastalık boyutunda yükselen bir hızdan bahsediyoruz. Gluten hassasiyeti toplumun tamamını tehdit eder hale geldi. Peki niye böyle oldu? Niye oldu biliyor musunuz? Niye olacak? İnsanoğlunun gıdaya müdahalesi yüzünden oldu. Eğer biz doğal hayatı bozmasak, eğer biz dünyada yetişen bütün tarım ürünlerini olduğu gibi korusak, muhafaza etsek, başımıza bütün bu belalar gelmeyecek. 1943 yılında dünyanın ve insanlığın iyiliği için çalışan Amerikalılar buğdayı genetiğiyle oynadılar. Niye yaptılar bunu? Açlığı engellemek için yaptılar, öyle ifade ettiler. Dünyada açlık var, 2. Dünya Savaşı yılları. Açlıktan ölen insanların açlıktan ölmesini engellemek için biz bunu yapıyoruz dediler. Adına da buğdayı ıslah etmek dediler. Hala birileri çıkıyor diyor ki buğdayı ıslah etmek genetiğiyle oynamak değildir. Öyle mi? Buğdayı ıslah edenlerin tamamı genetikçilerdir. Bir, buğday ıslah edildikten sonra başak verimi artmıştır. Devasa başaklar oluşmuştur. Sapı taşımadığı için, kırıldığı için sapını kısaltmışlardır, kalınlaştırmışlardır. Bizim çocukluğumuzda o adam boyu olan buğday başakları ve buğday sapları bugün 35-40 santimlik cüce buğdaylara dönmüştür. Birileri çıkıp da kimseyi salak sanmasın. Buğdayı ıslah etmek genetiğiyle oynamak değildir demesinler boşuna. Evet. Biz enayi değiliz. Kusura bakmasınlar. Birilerinin ıslah farklıdır, genetiği değiştirmek, GDO farklıdır demesiyle bu böyle olmuyor. Bilim bu değil. Kimseyi aldatamazsınız. Buğdayın genetiğiyle oynandı ve bugün dünyada en yaygın olan GDO'lu gıda buğdaydır. Üstelik kontrolsüz bir şekilde her yerde satışına izin verilmektedir. Ve maalesef her şeyin içinde de var hocam. Her şeyin içinde buğday vardır ve hiçbir biyogüvenlik yasası buğday GDO'lu gıdadır diye yazmaz dünyada. Bütün dünyada GDO'lu gıda olarak en yaygın gıda buğdaydır ve dünyanın her ülkesinde serbesttir. Bugün dünyada tarımı yapılan buğdayın %99'u genetiği değiştirilmiş buğdaydır. İşte bu buğdayın içindeki gluten varyasyonları arttı. Yani çeşitliliği arttı. Daha önce hiç görülmeyen gluten tipleri oluştu genetiğine müdahale sonucunda. Ve bugün başımıza gelen belaların önemli bir kısmının sebebi bu genetiği değiştirmiş buğdayın içindeki glutendir. Evet. İşte bu buğday, o buğday. Türkiye'de tarımı yapılan, ıslah edildi adı altında genetiği değiştirilen buğday. Hepinizin yediği ekmek, evinizde çocuğunuza yedirdiğiniz ekmek bu buğdaydan yapılıyor. Hepinizin şu anda kanında bu buğdayın gluteni dolaşıyor. Ve çoğunuzun bu buğdayın içindeki glutene karşı hassasiyeti var. İntoleransı var. Ve toplumda görülen diyabet vakalarının, toplumda görülen romatizmal hastalıkların, toplumda görülen migrenin, toplumda görülen vücut döküntülerin, alerjilerin önemli bir kısmının sebebi bu buğday. Şimdi birileri maalesef çıkacak bana diyecek ki ıslah farklıdır, genetiği değiştirmek farklıdır. Tabii siz öyle dediniz diye öyle olacak. Bizim kafamız çalışmıyor, insanlar bunun farkında değil. Sadece en doğrusunu bilen sizsiniz. Hayır, öyle bir şey yok. Buğdaya yapılan müdahale genetiğini değiştirmenin ta kendisidir. Adına ıslah denildi diye bu ıslah olmaz. Adını Ahmet Mehmet yapmanız bunu Ahmet Mehmet yapmaz. Bu genetiği değiştirilmiş organizmadır. Peki, bu buğdaydan önce ne vardı? Niye romatizma daha azdı? Bu buğdaydan önce bu buğday vardı. Bu ne buğday? Evet, esas buğday bu. Bu Siyez buğdayı. Bu dünyanın ilkel buğdayı. Bakın, şu sağ elimde gördüğünüz şu beyaz renkte olan ıslah edilmiş buğday, bu sol elimde gördüğünüz Siyez buğdayı. Siyez buğdayında 14 kromozom var. Bu ıslah edilmiş buğdayda 49 kromozom var. Arada 35 kromozom fark var. Bir de bu 49 kromozomun üzerine bir de genetiğini değiştirmek için müdahalede bulundular şu buğdaya. Şu beyaz renkli buğdaya. Peki 35 kromozom ne demek biliyor musunuz? Kadınla erkek arasındaki bütün farkları tek bir kromozom yaratıyor. Evet. Yani kadın ve erkek fizyonomisi arasındaki farkları düşünün.
Tek bir kromozom, Y kromozomu yüzünden bu kadar farklıyız. Bu iki buğday arasında 35 kromozom fark var. Ne kadar fark olabileceğini varın hesap edin. İkisi birbirinden dağlar kadar farklı. Dolayısıyla romatizmada ilk önemli problem bu. Bu acı gerçekler. Evet, gıda intoleransları, gıda tahammülsüzlükleri. Uzak durmak için ne yapmalıyım? Romatizmal hastalığınız varsa, romatizmal hastalığa meyliniz varsa, açıklanamayan vücut ağrılarınız varsa, sebebi bilinmeyen migreniniz, alerjiniz, vücut döküntüleriniz, sedefiniz varsa yapmanız gereken ilk şey hayatınızdan buğdayı çıkarmak. Yani bu ne demek oluyor? Ekmek yok. Ya. Hamur işi yok. Bulgur yok. Çok önemli. Ya. Simit yok. Hepsini çıkaracaksınız. Ev tarhanası yok. Niye? Buğday unu var içinde. Buğday unu olan her şeyi çıkaracaksınız. Ne kadar süreyle? Doktorunuz belirleyecek. Ama bir tam arınma süreniz olması bugüne gerek. Bugüne kadar tükettiklerimiz ne olacak hocam? İş işten geçmiş. Bugüne kadar tükettiklerinize bir şey yapamayız. Ya. Ama bir tam arınma süreniz olacak. Kendinize gelebilmeniz, vücudunuzun toksinlerden arınması için belli bir süre tam bir arınma içine girmeniz, buğdaydan uzak yaşamanız gerekli. Eğer romatizmanız varsa bunu yapacaksınız. Söyleyin bana, belli bir süre ekmek yememek mi? Ömür boyu romatizma ağrısı çekmek, kötürüm olmak mı? Hangisini istersiniz? Evet. Eğer romatizmanız varsa seçeneğiniz budur. İkincisi geliyor. Şimdi en fazla gıda intoleransları dedik ya. Gıda intoleranslarını bizim açıklayabilmemiz gerek. Çünkü elimizde gıda intoleranslarını gösterecek sağlam, net sonuç veren test yok. Bunu biliyor muydunuz? Var gıda intolerans testleri, gıda tahammülsüzlüklerine baktığımız testler var. Fakat maalesef hiçbirisi %100 doğru sonuç vermiyor. Çölyak hastalığı testleri bile, ki kanda antikor bakıyoruz, şakası olmayan rağmen testler. Yani. Çölyak hastalığı testleri bile %100 doğru sonuç vermiyor. Belli bir hasta grubu var ki testlerde negatif çıkmasına rağmen hastalarda hassasiyet söz konusu. Tabii bir de yapılmış zorlukları var. Dünyada 20 bin tür bitkiyi yiyoruz aşağı yukarı. Bir de hayvansal gıdaları katın. Bu kadar çok gıdanın hepsine birden tek tek tahammülsüzlüğü ölçmek laboratuvarda son derece zor bir olay. Bir de bu var. Bunu da hesap etmek gerekir. Peki, gıda intolerans açısından dedik ki en yaygın görülen tipi buğdaya karşı, glutene karşı olan hassasiyet. Ondan sonra ne gelir ikinci sırada? Ya. Hepiniz maya kullanıyorsunuz evinizde değil mi? Bakın yaş mayalar, kuru mayalar kullanıyorsunuz, toz mayalar. Aldığınız pastaneden aldığınız her şeyde maya var değil mi? Mayasız ürün yok. Fırından aldığınız her şeyde maya var, mayasız ürün yok. İşte bakın ikincisi geliyor. Hazır maya. İntolerans testlerini yaptığımız hastaların çoğunluğunda hazır mayaya karşı tahammülsüzlük buluyoruz. Hazır maya insan vücudunda sindirilemez. Sindirilemediği için bağırsak geçirgenliğini bozar, bağırsak duvarını bozar ve içeriye girmemesi gereken maddelerin girmesine sebep olur. İşte bu son derece önemli bir problemdir. Vücudunuza girmemesi gereken maddeler içeriye giriyor. Oysa ki ekşi maya sindirilebilen mayadır. Ekşi maya hiçbir zaman bağırsak geçirgenliğini bozmaz. Ve içeriye girecek maddelerin hangileri olduğunun ayırt edilmesini sağlar. Hazır mayayı hayatınızdan uzaklaştırmanız gerek. İşte şu. Hep ev mayası diyorsunuz siz. Evinizde yapın ekşi diyorsunuz. Ekşi maya yapacaksınız. Ekşi maya yapacağız. Bu yaş maya. Bir de bunun kuruları var. Toz mayalar var. Bir de hamur kabartma tozları var. Bunlardan uzak duracaksınız. Aynı soruyu yine soruyorum size. Neyle yapacağım diyorsunuz ya. Aynı soruyu soruyorum şimdi size. Ömür boyu romatizma hastası olmak mı istiyorsunuz? Kortizonlar, kanserde kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları mı kullanmak istiyorsunuz? Mayasız yaşamak mı istiyorsunuz? Hangisini tercih edersiniz? Değil mi? Maya ölümcül bir şey midir? Olmazsa olmaz mı? Oysa ki biz ömür boyunca hastalık çekeceğiz. Niye çekiyoruz hastalık? Çekmeyelim. Sağlığımıza dikkat edelim. Sağlığımıza dikkat etmenin ilk yolu ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmek. Çok önemli şeyler anlatıyorum size. Evet. Anlatılmayan şeyler anlatıyorum. Farkında mısınız? Size doğru beslenin diyorlar. Nasıl doğru besleneceğiz? İşte size onları anlatıyorum. Yani sadece şu programda dinlediklerinizi bile uygulasanız hayatınızda büyük değişiklikler olacak. Çoluğunuzun çocuğunuzun hayatını düşünün. Siz küçükken hazır maya var mıydı Türkiye'de? Yoktu. Peki ne yapıyordu anneleriniz? Hamur mayalamıyor muydu? Hamur mayalıyordu. Mikrofonu hamurdan. Bir önceki
yaptığımız ekmeğin hamurundan ayırıyorduk onun içine. Onun içine gömüyordu. Tekrar hamur yapacağımız zaman o mayayı neydi ıslatıp o? Ekşi maya. Ekşi mayaydı. Ekşi evet. Maya. Evet. Peki hayatınız daha mı kötüydü? Annenizin yaptığı hamur işleri daha mı lezzetsizdi? Değildi. Bilmeden değildi, aslında değil çok güzel ya, beslenmişim. Evet. Çocukluğumda ısırganları da yemişim. Değil mi? Ya farkına bile varmadan. Bu hazır maya nasıl oluyor işte hocam? Hazır ne maya hayatınıza girdi ve ekşi mayayı unuttunuz. Evet. Hazır maya endüstriyel üretilen bir mayadır. Endüstriyel üretilen bir mayadır. Kolay. Peki ama nerede, nasıl kaybettik biz bunu? Hatırlayan var mı? Yok. Hatırlayamazsınız da zaten. Arada öyle bir geçti gitti ki farkına bile varmadık. Ne zaman hayatımıza hazır maya girdi, ekşi maya yok oldu? Ne zaman biz yoğurt mayalamayı unuttuk? Ne zaman ev Arap sabunuyla değil de bu deterjanlarla temizlenir oldu? Hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Kendiliğinden gelişiverdi. Nasıl olduğunu anlamadık bile. Oysa ki hiçbirimizin çocukluğunda evimizde çamaşır makinesi yoktu. Hepimiz çamaşır makinesinin ilk satın alındığı günü hatırlarız. Değil mi? Ama şimdi çamaşır makinesi olmadan, deterjanlar olmadan bir hayat nasıl yaşanır bilmiyoruz. Maalesef. Bugün çamaşır makineleriniz arızalansın birer hafta, perişan olursunuz değil mi? Perişan olursunuz. Allah korusun. Annenizin hayatı çamaşır makinesi olmadan geçti halbuki. Ne yaptı? Daha mı mutsuzdu? Ya. Daha mı az vakti vardı? Bakın çok enteresan şeyler bunlar. Yani yaşadıklarınızın sağlığınız üzerine etkisi olmadığını sanmayın. Evet. Beslenmenizin sağlığınızın üzerinde etkisi olmadığını sanmayın. Bu aldatmacaya kanmayın. Modern tıp diyoruz. Bir sürü hastalığı tedavi ettik diyoruz. Hangi hastalığı tedavi ettik Allah aşkına? İnsan ömrünü uzattık diyoruz. Hangi insan hastalanmadan yaşıyor? Tabii insan ömrü uzadı, kalitesi düştü. İnsan ömrü uzuyor. Uzadığı da 3,5 senedir, onu da söyleyeyim. Onu da başka bir programda anlatırım. İnsan ömrü uzuyor ama insanlar hasta. Bütün bir dünya hasta. Herkes ilaç kullanıyor. Aranızda ilaç kullanmıyorum diyebilecek olan var mı? Kullanıyorsunuz. En azından ağrı kesici alıyorsunuz, onu alıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. 20 kişisiniz, bir kişi parmak kaldırdı ben kullanmıyorum diye. Bakın toplumda ne kadar yaygın ilaç kullanmak. Farkında bile değilsiniz. Çocuklarınıza kullanıyorsunuz. Ha babam de baba, ilaçlar, aşılar, onlar bunlar. Peki iyi de bugün kullandığımız en eski ilaç 100 yıllık. Ağrı kesici biliyorsunuz hepiniz. Evet. Bugün kullandığınız, çocuklarınıza yaptığınız aşılar kaç senelik? O aşıları olup da 80 yaşına kadar yaşayan kimse yok ki dünyada şu anda. 80 yıllık aşı yok çocuklarınıza yaptırdınız. Güveniyoruz, yaptırıyoruz. İyi de insanoğlu 200 bin yıl boyunca dünyada bitkileri kullanarak yaşadı. Beslenmesine dikkat etti. Doğal beslendi. Doğal yaşadı. Doğayla uyumlu yaşadı. Hastalandığı zaman da bitkilerden ilaç yaptı. Bitkiler rüştünü ispatladı. Bitkilerin ne yaptığını, ne ettiğini çok iyi biliyoruz. Kullandığınız kimyasal ilaçların ne yaptığını, ne ettiğini ne kadar biliyorsunuz? Habire pardon diyorlar. Piyasaya çıkardıkları mucize ilaçları piyasadan çekiyorlar. Habire bu ilaç kalbi durduruyormuş. Bu ilaç kanser yapıyormuş. Bu ilacın yan etkisi varmış diyorlar, diyorlar, çekiyorlar. Ben niye güveneceğim ki kimyasal ilaç sektörüne? Bu adamların tarihi karanlık. Habire çıkardıkları her ürünle ilgili bir vukuat. Pardon, biz ciddi bir firmayız, güvenilir bir firmayız. Bu yan etki yapıyormuş, sorumluluğumuzun bilincindeyiz, geri çekiyoruz. Yahu o ilacı kullanan yüzlerce binlerce insanda yan etki gelişti. Piyasaya sen çıkardın, sattın, para onlar kazandın. Ne olacak? Sorumluluk sahibi olsan ne olacak? İş işten geçti. Giden bir canın geriye gelişi var mı? Giden bir kişinin hayatının bedeli var mı? Parayla ya da sorumluluk sahibi olmakla bu ödenebilecek bir bedel midir? Onun için her zaman hayatınıza dikkat edin, doğal beslenmeye çalışın, yediklerinizin, içtiklerinizin sağlığınız üzerinde etkisi olduğunu unutmayın. Her gün her biriniz 3 kilo yabancı maddeyi gıda olarak alıyorsunuz vücudunuza. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, kahvaltı, çay, kahve vesaire. Bütün bunlar sağlığınızı etkiliyor. Bütün bunlar hastalıklarla ilişkili. Ne yediğinizi, ne içtiğinizi bilmelisiniz. Bunları üstelik para verip satın alıyorsunuz. Paranızı neye verdiğinizi bilmelisiniz. Peki ne tüketelim? Yani mesela romatizma ağrısı olanlar ne tüketmeli? Evet. Ne yemeli? Şimdi zararlıları anlattık ya. Biraz da faydalıları anlatalım. Hep de olumsuz şeylerden bahsetmeyelim. Hep olumsuz, hep olumsuz nereye kadar değil mi? Yani hocam. Yani biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Dünyada faydalı besin mi yok? Peki. Şurada özellikle Aslı'nın önüne koymuş çok, Buse. Evet, teşekkür Aslı ederim. Çok sevdiği için orada paça var. Evet, tam burnumun dibinde. Yine 20 kişi var burada değil mi? Söyleyin bakalım en son evine paça satın alan kim var aranızda? Bayramda yediniz. Bayramda yediniz, zaten kurban kesmiştiniz ondan yediniz. Değil mi?
Bayramdan bayrama bir paça yapıyoruz diyorsunuz. Var mı başka bayram haricinde yiyen? Mikrofonu verelim hanımefendiye. Evet. Ben dana bacağı alırım. Ondan nohut yaparım, çorba yaparım. Kemik suyuna. Kemik suyuna. O ayrı, kemiği sormuyorum. Paça dana diyorum. Koyun dana bacağı yani. Tamam. Dananı kemik bacağı. Sormuyorum. Paça diyorum, paça. Paça. Şu. Ha. Aslının önünde olan. Var mı paça yapan? Ondan da alıyorum, ondan da tamam, çorbası. Tamam, anlaşıldı. Hiç uzatmayalım. Hiçbiriniz paça yapmıyorsunuz ortada. Bayramdan bayrama ben yiyorsunuz paçayı. Çocukluğunuzu hatırlayın şimdi. Çocukken paça yapılıyor muydu evinizde? Tabii, annelerimiz paça içerek yapıyordu. Büyüdünüz değil mi? Evet. Peki niye siz çocukken paça içerek büyüdünüz de şimdi çocuklarınıza paça içirmiyorsunuz? Vallahi hocam ben... Bir saniye. Ben yeni yeni içmeye başladım. Heh, bravo. Ben de şimdi içmiyordum. Bakın, paça artık çok önemli. İçiyorum. Paçanın içinde... Kolajen dediğimiz bir madde var. Bu kolajen maddesi var ya, kolajen maddesi bizim vücudumuzun dik, diri ve dinç durmasını sağlayan bir maddedir. Derler ki işte efendim bizim iskelet sistemimiz var, onun için ayakta durabiliyoruz. Hadi ya, iskelet sistemindeki kemikleri koyun bakalım üst üste, ayakta duruyor mu? Nasıl durabiliyor onlar, nasıl ayakta kalabiliyoruz? Bizim vücudumuzun stroma dediğimiz bir ana yapısı var. O ana yapıyı oluşturan bir bağ dokumuz var. Ve bütün bunların ana maddesi kolajen dediğimiz bir madde var vücudumuzda. Bu kolajen maddesi cildimizin gerginliğini sağlayan maddedir. Vücudumuzun sıkı, diri olmasını sağlayan, kaslarımızın çalışmasını sağlayan, eklemlerimizin sağlam olmasını sağlayan maddedir. Kolajen olmadan vücudumuz dinç ve diri olamaz, ayakta duramayız. Kolajenin en önemli kaynağı paçadır. Paça çorbası içirmezseniz çocuklarınıza, çocuklarınız sağlıksız olur. Habire eklemleri çıkar. Çocuklarınız habire spor yaptıklarında sakatlanır. Çocuklarınızın habire olmadık hastalıkları meydana gelir. Paça içirmeniz gerek çocuklarınıza. Ama benim çocuk sevmiyor. Sevmiyor çünkü genelde, siz içirmediniz. Evet, öyle bir durum oluyor hocam. Evet. Genelde çocuklar pek sevmiyorlar. Sevmiyor çünkü içirmediniz. Paçayı. Çocuklarınıza ek gıdaya başlayınca ağzına paça çorbasının suyundan böyle kaşığın ucuyla akıtmak yerine alıştıra çocuklarınıza yani, hazır mamalar yedirmeyi tercih ettiniz. Bir güzel hazır mamalar değil mi? Şık kavanozların içinde. Hani GDO'lu olduğu ispatlanan, geçenlerde GDO'lu mamalar yakalandı biliyorsunuz. Son bir sene içinde iki mamada GDO çıktı. O mamaları, içinde ne olduğunu bilmediğiniz mamaları çocuklarınıza içirdiniz. Maalesef. Ama kendi kaynattığınız paça çorbasını içirmediniz çocuklarınıza. Dolayısıyla yavrucak da paçaya alışamadı. Tadını bilmiyor ki alışsın. Çocuk mamayla büyüdü, paçayla büyümedi. Ondan sonra mama bebekleri mama çocukları oldu. Bir de burada kemik var. Hanımefendi dedi ki ben kemik kaynatıyorum. Evet, çok doğru yapıyor. Hı hı. Kemiğin içinde ne var? İlik var. İlik çok önemli bir şey. İlik hem kök hücre içerir hem de aynı şekilde paçadaki gibi kolajen açısından çok zengindir. Eskiden ne yapardık? Hep kemikli et alırdık kasabımızdan. Şimdi tabii. Kemikli et alınmaz oldu. Kasaptan bir güzel kuşbaşı doğratmayı marifet sayıyoruz. Onun için kemikli et alın, kemik suyuna çorba pişirin. Kemik suyu da aynı şekilde kolajen ve kök hücre verir. İyi de bütün bunları niye anlatıyorum? Romatizma için faydası nedir? Onu da az sonra evet, size anlatacağım. Evet, birazdan bir soluklanalım hocam. Soluklanalım. Bir izleyicimiz dilimiz demiş ki ben Ümit Hoca'yı çok seviyorum ama o konuştukça tırsıyorum. Şimdi çok kısa bir reklam arası verelim, bir kendimize gelelim. Bir kendimize soluklanalım. Gelelim, ondan sonra güzel şeyler anlatayım evet, size. Evet, romatizma tedavilerini konuşmaya devam edeceğiz. Başarısızlık size zarar verip mutsuz olmanıza mı sebep oluyor? Üzülmeyin. Doktor Zafer Akıncı, başarılı olmak hakkındaki merak ettiğiniz her şeyi işin aslında anlatıyor. Psikolog Doktor Zafer Akıncı, başarılı olabilmenin sırlarını işin aslında veriyor. Başarılı olmak duygularımızı nasıl etkiliyor? Başarılı ve başarısız olduğumuz zamanlarda duygularımız nasıl etkileniyor? Başarılı olmak öğrenilebilir mi? Başarılı olmak sonradan öğrenilebilir bir özellik midir? Başarılı olabilmek için özgüven ne kadar etkili? Başarılı olabilmemizde özgüvenimizin nasıl etkileri var? Başarılı insanların ortak özellikleri. Toplumda başarılarıyla adından söz ettiren insanların ortak özellikleri neler? Zafer Akıncı'yla hepsi ve daha fazlası yarın işin aslında.
Ümit Aktaş'tan işin aslı izleyicilerine özel şifalı tarifler. Ümit Aktaş'ın işin aslı izleyicileri için doğal ve şifalı bitkilerle hazırladığı özel tarifler. Az sonra işin aslında. Evet. Romatizma rahatsızlığını konuşuyoruz. Evet. Tedavi yöntemlerine geçip şimdi paçayı konuşuyorduk. Evet. Onu bir iyice anlayalım. Paça ve neden kemik suyu, paça kemik ve kemik suyu paçayı. Hem kolajen içeriği hem de kök hücre içerikleri nedeniyle romatizma hastalarının vazgeçilmez gıdasıdır. Son derece önemli. Ayrıca kemik iliğinde D vitamini dediğimiz vitamin de var. D vitamini yani Diyarbakır'ın D'si, B değil D, Diyarbakır'ın D'si romatizma hastalığında son derece önemli bir vitamindir. Romatizma hastalığını engellemenin ve romatizma hastalığından korunmanın en önemli yollarından bir tanesi yeteri kadar D vitamini almaktır. Oysa ki bizim toplumumuzda D vitamini eksikliği çok yaygın görülür. D vitaminini nereden alacaksınız? Yumurtadan, tereyağından, evet, ciğerden ve işte ilikli kemikten alacaksınız. Son derece önemli. D vitaminini muhakkak bol miktarda almanız, takviye etmeniz gerekli. Hatta romatizma hastasıysanız muhakkak D vitamininize bakılmalı. Ben bugüne kadar doktorluk hayatımda romatizma hastası olup da D vitamini düşük olmayan hasta görmedim. D vitamininizin muhakkak takviye edilmesi gerekir. D vitamini burada son derece önemli. Şimdi hocam, bitkiler, şifalı tarifler hepsine geçeceğiz ama ben şu ozonu çok merak ediyorum. Hı hı. Ozon yöntemiyle romatizmayı nasıl tedavi ediyoruz? Ediyorsunuz? Aslında şöyle de konuşmak gerekir. Romatizmanın tedavisi mümkündür dedik ya. Nasrettin Hoca demiş ki bana damdan düşeni getirin. Onun için size özel bir çekim hazırladık. Evet. Kliniğimizde ozon tedavilerini gösterdik. Romatizmayı nasıl tedavi ediyoruz? Ve romatizması tedavi olmuş hastalarımızdan iki tanesini de bugün buraya getirdik. Bizim konuğumuz oldular. Onlar da bize Ruşen Hanım ve Birsen Hanım romatizmal hastalıklarının nasıl tedavi olduğunu anlatacaklar. Önce isterseniz bir kliniğimize gidelim. Evet, şimdi bir veteriyi izleyelim. Neymiş bir görelim bakalım. Evet. Bağışıklığı arttıran, hastalıkları iyileştiren özel tedavi yöntemi ozon terapisi. Ozon dediğimiz gaz aslında oksijen gazı. Normal oksijen O2'dir, soluduğumuz oksijen O2'dir, ozon gazı O3'tür. Yani oksijen gazından bir molekül fazladır. Oksijen gazının kararsız hali ozon gazıdır. Kanın içine verdiğimiz zaman ozon gazı o son molekülünü, üçüncü molekülünü verir ve bol miktarda oksijene parçalanır. Böylece kanın içinde bol miktarda solunumla alamayacağımız kadar yüksek miktarda oksijen oluşmasını sağlarız. Kanın içinde oluşan oksijen, kanın renginin açılmasına sebep olur. Çünkü bu aldığımız kan kirli kan, toplar damar kanı. Oysa ki biz oksijen verdiğimiz zaman tıpkı atar damardaki kan gibi bol miktarda oksijenli bir kan oluşacak. Hatta atar damardaki kandan çok daha yüksek oksijeni olan bir kan oluşacak. Bakın, simsiyah olan kan kıpkırmızı oldu. Ozon tedavisi nasıl kilo verdirip romatizma ağrılarını bitiriyor? Evet, şu anda Ruşen Hanım'a romatizma tedavisi için ozon terapi yapıyoruz. Ruşen Hanım bize romatoid artrit şikayetiyle geldi. Geldiğinde çok şiddetli vücut ağrıları yaşıyordu. Ve bundan dolayı da tedavisine başladık. İlk geldiğinde buraya tam 130 kiloydu. Ruşen Hanım'ın beslenmesini de düzenledik ve kilo da verdirdik. Toplamda tam 40 kilo verdi. Evet Ruşen Hanım, ilk geldiğinde ne şikayetlerin vardı bize bir anlat. Şikayetim, uykularım hiç yoktu. Sancıdan duramıyordum. Sancılarım çoktu. Yani ağrıdan uyku bile uyuyamıyordum. Uyuyamıyordum. Ağrıda, yani ağrı hiç sabaha kadar geziniyordum yatağın içinde. Öylece hiç uyuyamıyordum. Ama şimdi nasılsın peki? Şu anda çok çok iyiyim. Uykularım da düzene bindi. Ben de rahatladım sizin sayenizde. Ozon tedavisi sayesinde eklem ve kemik ağrılarına son. Birsen Hanım'ın dizinde romatizma şikayetleri vardı. Romatizmaya bağlı olarak diz kireçlenmesi mevcuttu ve onu yürütmeyecek vaziyetteydi. Yaptığımız ozon tedavisi, dize uyguladığımız ozon tedavisi, özel bitkisel ilaçlar ve özel bir beslenme rejimiyle Birsen Hanım'ın bu tedavisini yapmayı başardık. Şu anda Birsen Hanım'ın dizi son derece
rahat yürüyebilecek şekilde. Dilek bize geldiğinde avasküler nekroz dediğimiz kalça ekleminde meydana gelen bir nekrozdan muzdaripti. Bu nekroz tipinde kemikteki femur kemiğinde, bacak kemiğinin baş tarafındaki damarlanma bozulur ve bundan dolayı da kemik yapı yıkıma uğrar. Dilek de doğum sonrasında gelişmişti bu. Henüz daha yeni doğum yapmıştı ve Dilek'e yine ozon terapi ve diyet uyguladık. Özel bitkisel ilaçlar verdik. Bu aslında genç yaşta görülen, genç hastaları tutan bir hastalık. Ve bu hastalıktan sonra hastaların maalesef neredeyse tamamı protez takılmasına gidiyor. Genç yaşta hasta kalça protezi takılıyor. Biz Dilek'te uyguladığımız tedavilerle Dilek'i protezden kurtardık. Hem de çok kısa bir sürede kurtardık. Avasküler nekrozu tamamıyla tedavi etmeyi başardık. Dilek bu arada 20 kilo verdi ve bebeğini emzirmeye de devam ediyor. Evet, kesinlikle. Tam olarak hocamın anlattığı gibi çok kısa zamanda sağlığıma kavuştum. Ameliyat protezlendi. Çok kabus gibiydi benim için o günler. Ta ki Ümit Bey'i tanıyana kadar, tedaviye başlayana kadar çok umutsuz gelmiştim. Ümit Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Zor günlerdi ama sayesinde... Hiçbir ağır ilaç kullanmadık. Evet, emzirmeye engelleyecek hiçbir emzirme şey yapmadık. Devam ettim ve koltuk değnekli olmama rağmen çok kısa zamanda kiloyu verdim. Sağlığıma kavuştum. Evet hocam, şu ozon, şimdi bir tek romatizma ağrısı çekenler mi yaptırabiliyor bu ozonu? Hayır, hayır, tabii ki öyle değil. Zaten son gördüğünüz hastamız Dilek, avasküler nekroz dediğimiz kemik başında, bacak kemiğinin başında meydana gelen damarlanma bozulmasından dolayı kemik yıkımıyla seyreden bir hastalıktan muzdaripti. Doğum sonrasında meydana gelmişti. Bu hastalar hep genç hastalardır. Avasküler nekroz hastaları. Bu hastaların kilo vermesi gerekir çünkü kemiğe yük binmemesi lazım. Öte yandan Dilek'in durumu daha zordu çünkü yeni doğum yapmıştı, emzirmekte olduğu bir bebeği vardı. Dilek'e her türlü ilacı bebeğini emzirdiği için kullanamıyorduk ve Dilek'e direkt olarak protez demişti doktorları. Oysa biz yaklaşık 6 ay gibi bir sürede Dilek'in bebeğini emzirmeye devam ederken avasküler nekrozunu tedavi ettik. Dilek'e 20 kilo verdirdik, avasküler nekrozu düzeldi ve bebeğini emzirmeye devam etti. Dilek önümüzdeki hafta artık çalışmaya başlıyor. Yani aslında normal, hani hasta olmayan bir annenin evde bebeğine bakarak geçireceği tabii süre gibi bir süre geçirdi. Bebeği 9 aylık şu anda ve bu kadar süre, kısa sürede biz Dilek'i koltuk değneğini geldiği zamankinden, işte koltuk değneklerinden kurtarıp bu şekilde çalışmasını sağlayabildik. Öte yandan başka tedavilerde de ozon kullanılabilir. Örneğin diyabet hastalığı tedavisinde. Evet, anti-aging ve güzellik amaçlı ozon uygulamaları. Var mı öyle bir şey, işte bu şu gençleştirmek için falan? Güzellik amaçlı ozon uygulamaları olduğu gibi şeker hastalığının, diyabetin tedavisinde ozon son derece başarılıdır. Çünkü pankreastaki beta hücrelerin harabiyetini tamir eder. Bunun yanında bütün otoimmün hastalıklarda, tiroid hastalıklarında ozon başarılıdır. Sedef hastalığında ozonla son derece iyi sonuçlar alıyoruz. Bir sürü sedef hastamız var ve son derece güzel sonuçlar alıyoruz. Kanı temizlediğini gördük. Kanın oksijen miktarını artırıyoruz. Peki solunumla mesela aldığınızın 10 katı kadar oksijen veriyoruz kana. Ya mesela menopoza girmiş kadınlar da... Son derece başarılıdır. Çünkü ozon metabolizmayı hızlandıran ve oksijen seviyesini artırdığı için tüm dokuların, tüm hücrelerin daha doğru çalışmasını sağlayan bir tedavidir. Son derece önemli bir şey söylüyorum. Çünkü oksijen hücrenin temel yakıtıdır. İnsanoğlu yemek yemeden 60 gün yaşar. Su içmeden 3 gün yaşar. Oksijen olmadan 3 dakika yaşar. Oksijen bu kadar hayati bir molekül. Biz bütün dokulara bol miktarda oksijen ve kan vererek vücudun her dokusunun, her organının daha doğru çalışmasını sağlayabiliriz. Ozonda yaptığımız budur. Şimdi evet, hastalarımız burada. Evet, VTR'de izledik. Kendileri de burada. Hoş geldiniz. Birsen Hanım ve Ruşen Hanım. Evet. İkisi de romatizmal hastalıklardan şikayetçiydi. Önce Birsen Hanım'dan başlayalım. Geçmiş çünkü olsun Birsen diyelim Hanım, öncelikle. Teşekkürler. Birsen Hanım bize geldiğinde çok şiddetli dizi tutan romatizması vardı. Gonatroz dediğimiz dizdeki kireçlenme ile seyreden romatizması vardı. Sonrasını Birsen Hanım'dan dinleyelim. Ne vaziyetteydi, evet, ne yaptık, şimdi ne oldu? Nasıl hissediyorsunuz şu an? Şu anda yeniden doğmuş gibiyim. Dünya, ne güzel. Neler yaşadınız? Gibiyim. Neler yapıldı? Neler yaşadım? Neler yapıldı? Kısacası kısadan anlatacağım şöyle ki, ben daha Ümit Bey'e gelmeden önce dizlerim o kadar ağrıdı, şişmişti, ayaklarım mosmor, kıpkırmızı, ayağımın üstünde basamıyorum. Akşam oluyordu, gece yatıyordum ama yatakla savaş yapıyordum. Sabah oluyordu, kalkıyordum.
yatağın içinde dönüyordum. Saatlerce nasıl kalkacağım diye düşünüyordum. Çünkü yere basacağım. Diz, ayak topuklarıma bassam topukların üstüne basamıyordum. Parmaklarımın üstüne basmaya kalksam parmaklarımın üstüne basamıyordum. Zaten yere çöküp dizlerimle yürüsem desem zaten dizlerim bir felaket. O kadar doktora gittim ki doktor dolaşıyorum. En son bir doktora gittim. Bana dedi size ameliyat yapacağım dediler. Tahliller yapıldı, ekolar çekildi. Bana dedi gün al dedi. Ben dedim ki ne günü alayım ne, yani. Seni ya yarın ya öbür gün akşam seni ameliyat yapacağım. Aa dedim ben dedim ameliyat olmak istemiyorum ki. Sen benim annem olsan dedi ben sana hiç sormayacağım dedi. Direkt ameliyat yaparım dedi bana. Ben dedim ki zaten senin annen değilim. Benim de çocuklarım var. Soracağım, fikir alacağım dedim. Oradan başka bir doktora gittim. İyi ki ameliyat olmamışsın dedi. Olsaydın daha kötü olurdun dedi. Ama sana bir tavsiyem var. Sakın dedi hani böyle doktor dolaşma. Direkt romatolojiye gideceksin. Sen romatizma hastasısın dedi. O zaman ben anlamıştım romatizma hastası olduğumu. Çok üzüldüm. Ağladım. Günlerce ağlamıştım. O zaman ben romatizma bölümüne gittim. Romatizma tedavisine başladım. Yani normal kimyasal ilaçlarla. Ben 15 günde başladım kilo almaya. 15 kilo, 6 kilo başladım birden kilo almaya. Bir gün Ümit hocamı televizyona gördüm. Bir televizyon kanalında romatizma tedavilerini anlatıyordu. O zaman karar verdim. Kanalı aradım. Ona ulaşmak için kanaldan telefonunu aldım. Kendisine gittim. Yani muayene ettiği tahlillerim yeniden yapıldı. Ozona başladık. O gündür bugündür 3 yıldır hala Ümit hocamı bırakmıyorum. Yine her ay ozon tedavisini almaya devam ediyorum. Peki ne kadar sürdü Birsen Hanım? Ne kadar sürdü? Yani ilk o ağrılarınızın, o acılı ağrılarınızın özellikle dinmesi. Nasıl diyeyim ki? Bir 6 ay. 6 ay yani ilk başta bir süre geçti. Bir 6 ay boyunca her hafta bir sene ağlayarak geldi. Evet her hafta gittim. Evet her hafta ağlayarak geldi ama ağrıdan dolayı. Ama Ümit hocama gitmeden önce ataklarım tuttuğu zaman ben inanın ki yatağa bağlanıyordum. Evin içinde dahi lavaboya gideceğim zaman değneklerle gidiyordum. Of çok zor hocam evet, ya. Evet, evet. Yani başımın yani şu köküm ense köküm ucundan parmak uçlarıma kadar hiçbir yerim kımıldamıyordu. Bu eklem ağrılarım şişiyordu. Hiçbir şeye değmiyorum. Yani sanki böyle cerrah çarpıyor gibi oluyordu. Doktora gittiğimde en son böyle bir doktora yine gittim. Romatizma doktoruna gittiğimde o kadar iyisin ki dedi. Ne yaptın dedi. Dedim ki ozon tedavisi aldım dedim. Çok iyi yapmışsın dedi ama her yerden alma dedi. Güvenilir yerden alman lazım dedi. Öyle mi hocam? Tabii. Evet dedi. Artık dedi sana romatizma ilaçlarını dedi hepsini bıraktılar. Hiçbirini kullanmıyorum. Sadece Ümit hocamın verdiği bitkisel takviyelerle destekleniyorum. Evet. Ümit hocama binlerce kere teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ruşen Hanım, siz? Aynen arkadaşın dediği gibi ben de öyleydim. Sizin de çok şiddetli ağrılarınız. Çok şiddetli de bu diz kapağım böyle dönüyor. Bir adım atsam dönüyor sanıyordum. O korkuya evden dışarıya çıkamıyordum. Ruşen Hanım'ın bir de kiloları vardı tabii. Evet ben 130 kiloydum ama kilom da vardı. Çok kilom vardı. Boyun kaç Ruşen Hanım onu da söyle. Boyumu hiç bilmiyorum. Bilmiyorsun peki tamam. Ruşen Hanım şu anda 90 kilo hatta 87 galiba evet. Son kilo. 87 kilo. Kilo. Hocam. Evet, evet yani Ruşen Hanım'a kilo da verdirdik. Kilo da ver. Çünkü evet. Ruşen Hanım'ın yani 130 kilo taşırken romatizmasının düzelmesi mümkün değildi. Değil. Vücut kilo düşünebiliyor en musunuz? Baş düşman değil mi hocam? Tabii ki özellikle yani bir çimento çuvalı yüklemişler Ruşen Hanım'ın üstüne. Çimento çuvalını 24 saat taşıyor uyurken bile üzerinde. Öyleydi o vaziyetteydi 40 kilo verdi. Hiç uykum yoktu bana haramdı uykularım. Uyku yoktu. Evet. Öyleydim ama. Sizin de şu, evet, anda, şu anda sanıyorum. Çok çok iyiyim. Evet. Sayesinde, ya dünyaya biz yeni geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Gelmiş geçmiş olsun evet, diyelim. Ve bu arada tabii hiçbir kortizon, hiçbir ağrı kesici, hiçbir bağışıklık sistemi, baskılayıcı ilaçla kullanmıyorlar. Çünkü artık evet, ihtiyaçları yok bıraktılar. Buyur bir sen. Romatizma hastalığı geçmez diyorlar. Hani benim ellerim artık böyle olmuştu. Son doktora gittim dedi ki ellerim düzelmiş romatizma hastalığı geçmez dedi. Eller nasıl olsa ilerlemez ama geriye gitmez demişti. Allah'ıma çok şükür ki benim ellerim de düzeldi.
Artık ne her şeyi tutabiliyorum. Evet. Oh, çok bunu vurgulamak çok önemli. Bunu vurgulamak çok önemli. Tabii önce bir maşallah çekmek gerek. Nazar değmesin. Bunu vurgulamak çok önemli. Hocam o şimdi, hani böyle bir eğriliyor, evet, yamuluyor, traumatizma, eklem deformiteleri yapar. Ama bunu vurgulamak önemli. Niye önemli? Çünkü romatizma hastalığı iyileşebilen bir hastalıktır. Dünyadaki her hastalığın iyileşme şansı vardır. Dünyada hiçbir hastalığı gruplandıramazsınız. Bütün bir kitlede böyle ilerler diyemezsiniz. Kanser dahil olmak üzere. Evet. Dünyada 7 milyar insan vardır. 7 milyar ayrı hastalık vardır. Her hasta hastalığı farklı şekilde yaşar ve her hastanın tedavi şansı vardır. Romatizma düzelmez, geriye dönmez diyenler buyursunlar. İşte romatizma düzeliyor, geriye dönüyor. Eklem deformitesi de geriye dönüyor. Böyle dogmalarla, böyle dogmatik bilgilerle hareket etmek yanlıştır. Yeni çocuklar da böyle yetişiyor. Efendim diz kireçlenmesi tıp fakültesinde böyle ötülüyor. Diz kireçlenmesi geriye dönmez. İşte dönüyor Ruşen Hanım. Dönüyor. Romatizma geriye dönmez, romatizma deformitesi düzelmez. Düzeliyor Birsen Hanım. Bir vaka bir hasta bir hastadır. Kaldı ki bizim bu şekilde olan bir hastamız yok. Yüzlerce hastamız var. Biz buraya hepsini birden getiremeyiz. Sadece iki tanesini getirdik. Belki bir gün böyle bir program yaparız. Evet. İyileşen bütün hastalarımızı doldururuz şuraya. Böylece çok da keyifli olur. Herkes kendi hikayesini anlatır. Demek istediğim şu. Hastalar çaresiz değil. Romatizma iyileştirilebilir. Romatizma tamamen düzeltilebilir. Romatizma hastaları da romatizma hastası olmayan insanlar gibi ağrısız ve ilaçsız yaşayabilir. Bunu sağlamak mümkündür ama uzun sürelidir. Romatizma hastalığının tedavisi öyle en az bir sene sürecek. Geçmez. Bir sene. Kesinlikle. İki örnek burada. Birsen Hanım ilk 6 ay her hafta ağlayarak geldi ağrıdan dolayı. Ama bugün maşallah şimdi ayda bir uğruyor ama ayda bir de sırf keyfe keder uğruyor desem yeridir. Sadece tedavinin idamesini sağlamak için uğruyor. Peki ağrısı hocam, yok, sızısı yok. Bu mesela çok şiddetli migreni olanlarda da ozon tedavisi işe faydalıdır. Yarıyor mu? Migrende yine başarı şansımız çok yüksek. Migrende değişik tedavileri kombine ediyoruz. Hem bitkisel tedaviler hem akupunktur hem ozon. Hastanın yaşadığı migrenin özelliğine, tipine göre değişiyor bunlar. Hastayı değerlendirmek çok önemli. Hep aynı şeyi vurguluyorum. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Esas olan hastadır. O hastalık o hastada nasıl meydana geliyor ona bakacağız. Hastaya özel tedavi düzenleyeceğiz. Bütüncül yaklaşacağız. Hastaya sadece ilaçlar değil başka bir, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Kilo varsa kilo verdireceğiz. Beslenmesini muhakkak düzenleyeceğiz. Kilo olsun olmasın. Beslenmeyi doğru yaparsak pek çok şeyden, hastalıktan arınabiliriz. Korunmuş oluyoruz. Zaten bugün burada size bunları anlatıyorum. Önümüzde bir sürü bitki var. Evet. Bunların da detayı kitabımda zaten mevcut. Evet. İlaçsız Yaşam'da. İlaçsız Yaşam bu kitabı okuyun. Çünkü zaten kitaplarda bunları yazıyoruz. Evinizde başucu kitabınız olsun diye yazıyoruz bunları. Bunlar yılların içinden gelmiş birikimlerdir. Bu kitap 240 sayfa. Bu kitabın sadece 40 sayfası referanslar. Bilimsel referanslarla dolu. Onun için bu kitabı okuyun. Çok da güzel. Şimdi ikinci kitabımız var geliyor. İçinde. Evet. İkinci kitapta daha da güzel bitkisel kürlerimiz olacak. Süper. Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz. Tamam. İnşallah Mart ayına kadar çıkacak. Tamam. Yazıyorum şu anda, çalışıyorum. Bitkisel kürleri evde nasıl yapabilirsiniz? Hangi hastalıkta ne yapabilirsiniz? Evdeki basit bitkilerle ne yapabilirsiniz? Onları anlatacağım ikinci kitapta. Bu arada yine romatizma ile ilgili geçtiğimiz programlarda da siz söylemiştiniz. En kolay ağrı ısırgan otu. Evet, ısırgan otuyla. Evet, yakı. Onu bir daha bir anlatır mısınız? Şimdi anlatayım. Isırgan otunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hanımefendinin az önce söyledi, bahçemde ısırgan otu vardı, onunla büyüdüm dedi. Isırgan otu çok önemli. Isırgan otu her yerde var. Şimdi Allah öyle güzel yaratmış ki dünyayı. İnsana faydalı her şey her yerde bitiyor ve bedava bitiyor. Semiz otu gibi. Semiz otu da öyledir. Isırgan otunu toplayın. Romatizması olanlar nerede? Dizinizde mi ağrı var? Dizinize ısırgan otunu koyarak bir tülbentle sarın. Çiğ ısırgan otu pişirmeden dağlayacak dizinizi. Ama elinizde eldiven olsun. Elinizi dağlarsa çok acıtır sonra. Bir şöyle bir öbek kadar, bir avuç kadar ısırgan otunu koyun. Bir tülbentle sarın. Sabah akşam 15 dakika kalsın. Çok basit bir şey gibi görünüyor size. Ama Almanya'da bununla ilgili çıkmış bilimsel yayınlar var. Bu ısırgan otu yakılarının, taze ısırgan otuyla yapılan yakıların en az ağrı kesici ilaçlar kadar etkili olduğu gösterildi. Yine size bir soru. Ağrı kesici ilaç almak mı, ısırgan otu koymak mı? Yan etkisi yok. Tabii. Bir şey yok. Canınızı okumuyor. Sizden para istemiyor. Bahçeden topluyorsunuz. Isırgan otu. Unutmayın. Isırgan otunu her yerde bulabilirsiniz. Hele İstanbul'da saksıda bulursunuz. Bravo. Bahçede var. İstanbul'da öyle bir şey ki ısırgan refüjlerde bile ben görüyorum. Bu. Yani her yeşillikte ısırgan otu büyüyor. Çok ağırsız bir ottur. İyi ki de ağırsız ottur. Isırgan otu
romatizma hastalarının en büyük dostlarından bir tanesidir. Doğa bir eczanedir. Nasıl kullandığınızı bileceksiniz. O ısırgan otu da yakar, evet. Dağlar. Ay, dağlar. Eldivenle tutacaksınız onun için. Bir daha sormak istiyorum. Ne kadar tutacak? 15 dakika. 15 dakika. 15 dakika. 15 dakika bir türbentte sonra sarılacak, dökülmesin, düşmesin diye 15 dakika tutulacak. Peki, burada. Peki ne kadar da bir uygulamak lazım? Hani mesela romatizma günde... hastaları hastalıklarının alevlendiği dönemde her gün uygulayabilirler evet, bunu. Evet, romatizma hastaları yok. Ağrılarınızın en alevlendiği dönemde, zamanlarda bu size bir şey daha söyleyeyim. Bakın doğa öyle güzel ki doğayla uyumlu yaşarsanız zaten her işiniz kolaylaşacak. Ne dedik? Romatizma hastalığı ne zaman alevlenir? Isı değişimlerinde. Soğuktan sıcağa, sıcaktan evet. soğuğa, bahar aylarında. Peki ısırgan otu ne zaman toprakta bollaşır? Hayır, o da bahar aylarında. Tam geçiş dönemlerinde. Bakın, evet, mi? Geçiş dönemlerinde. Yani doğa o kadar güzel ki siz doğaya uyumlu yaşarsanız zaten doğa her şeyinizi tabii. hallediyor. Yeter ki doğayla uyumlu yaşamayı bilin. İnsanoğlu yüz binlerce yıl boyunca doğayla uyumlu yaşadı. Mucize hocam. Yani bir yüzyıl önce televizyonda adam hava durumunu mu dinliyordu? Yarın ne giyeceğine nasıl karar veriyordu? Çıkıyordu rüzgara bakıyordu, tabii. güneşe bakıyordu. Yağmur yağabilir mi yağmaz mı tahmin ediyordu. Ona göre paltosunu alıyordu ya da almıyordu. Şemsiyesini alıyordu almıyordu. Evet. Şimdi biz... Hava durumunu dinleyeceğiz. Hepimiz böyle hava durumunu dinlemeden dışarı çıkmıyoruz. Kaç derece olacak? Yağmur var mı? Rüzgar var mı? Halbuki doğayla uyumlu yaşasanız doğa zaten size her şeyi söylüyor. Şimdi önümüzde bir takım sebzeler evet. var, besinler var. Bunları anlatacağım. Faydalılardan bahsediyoruz artık. Yani bunlar bakın, mutfağımızdaki ağrı kesiciler mi? Bunlar mutfağımızdaki ağrı kesiciler. Turşu var, yoğurt var. Artık herkes öğrendi değil mi? Size öğretmeye çalıştığım kelime neydi? Ev yoğurdu evet. Size öğretmeye çalıştığım kelime neydi? Prebiyotik. Bravo, probiyotik. Ya nasıl öğrendiler? Antibiyotik. Öğreniyorlar, öğreneceğiz. Probiyotiği öğreneceğiz. Bakın, bugün ben sokakta antibiyotik desem kimse, adam ne diyor, antibiyotik ne demek demez. Ama sokakta probiyotik deyince, ne demek probiyotik diyor herkes. Halbuki antibiyotik demek, Latince, yaşam karşıtı olan demektir. Latince, antibiyotik, yaşam karşıtı olan demektir. Probiyotik demek, Latince, yaşam için olan demektir. Siz yaşam için olanı bilmiyorsunuz, yaşam karşıtı olanı biliyorsunuz. Bu antibiyotikler doğru bir sürü enfeksiyonu tedavi etti. Ama antibiyotikler aynı zamanda çok ciddi yan etkilere yol açıyor. Bugün Türkiye'de kullanılan bir antibiyotik var ki, bütün dünyada yaygın. Sadece bir antibiyotik değil, bir sürü antibiyotikle ilgili böyle uyarı var da, ben size bir tanesini anlatıyorum. FDA 2013 yılında uyarı yaptı. Dikkat edin, bu antibiyotik ani kalp ölümlerine yol açıyor, dikkatli kullanın diye. Ama ilaç piyasada satılmaya devam ediyor. İlacı piyasadan çekmiyor. Dikkatli kullanın. Nasıl dikkatli kullanacağım? Nereden biz bileceğim hangi da. Hastaya kalp yan etkisi yaptığını? Biz demiş etken olalım etken madde diyorları. İsmini söyleyeceğim. İlacın ismini söyleyemiyoruz malum. Reklama giriyor, itiraz ediyorlar. Sonra bize dava açıyorlar. Etken maddesi azitromisin. Bu etken maddeye sahip antibiyotiklerin kullanımıyla ani kalp ölümleri olduğuna dair FDA 2013 yılında uyarı yayınladı. Ama ilaç satılmaya devam ediyor. Amerika'da 40 milyon reçetelenmiş. Türkiye'de kaç reçetelendi bilmiyorum ama Türkiye'de birkaç milyon reçetelenmiştir kesin. Aman dikkat, azitromisin etken maddesi. Sadece bu antibiyotik değil bakın. Bir sürü antibiyotikte aynı şeyler var. Üstelik bir de Dünya Sağlık Örgütü geçen sene bir şey daha yaptı hatırlıyor musunuz? Dedi ki artık antibiyotiklere dirençli mikroplar çıktı. Antibiyotik çağının sonuna geldik. Önümüzdeki 10 yıl içinde antibiyotiklerle hiçbir mikrobu, hiçbir enfeksiyonu tedavi edemeyeceğiz dedi. Bu açıklamayı da ben yapmadım. Dünya Sağlık Örgütü yaptı. Bakın, antibiyotik çağının sonuna gelmişiz. Antibiyotik çağı ne zaman başlamış hatırlayanınız var mı? Tahmin edin hadi. Başlayın. Hangi yıl, kaç yıl olmuştur antibiyotikleri kullanmaya başlayan? Çok uzun olmuştur. 100 yıl. Mikrofonla konuşalım lütfen. 100 yıl olmuş mudur? Olmamıştır. Olmamıştır. Peki, siz ne dersiniz? Birsen Hanım söylesin. Kaç yıl olmuştur Birsen Hanım? Kaç yıl olmuştur onu bilemiyorum ama ben kızımı bile antibiyotikle büyütmedim. Ama torunlarım Bravo. Olduktan sonra hep antibiyotik hep veriyor antibiyotik, doktorlar. Yani şöyle diyebilir miyiz? Aslında çok uzun zaman geçmemiştir değil. Ama hani bizim yaşımızda olanlar 40'lı 50'li yaşlarda olanlar antibiyotikle büyümedi. Büyümedi ben kızımı ama bizim çocuklarımızda evet. yani evet, bir sonraki maalesef. Kuşakta öyle. Çok korkunç bir antibiyotik kullanımı evet. vardı. Böyle evet. bir artış var değil mi? Evet, farkındasınız evet. siz de. Torunlarım hep antibiyotikle büyüdü. Yani bunu söylemek için hep doktor onlar. Olmaya gerek yok. Hiç, evet. İnsanlar da kendi hayatlarında evet. bu artışın farkındalar. Evet. Peki ben size söyleyeyim. Antibiyotik 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılmaya başlanmıştır. İlk antibiyotik penisilindir. İlk önce akciğer enfeksiyonları tedavi edilmeye başlandı. Hatta çok ünlüdür.
penisilinle tedavi edilen ilk hastalardan bir tanesi İngiltere'nin o yıllardaki başbakanı Winston Churchill'dir. Churchill'in hayatı penisilin sayesinde kurtuldu İkinci Dünya Savaşı sırasında. Bakın İkinci Dünya Savaşı'ndan 1940'lardan bahsediyoruz. 60-65 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. Antibiyotikler bugün toplumda o kadar yaygın ki milyarlarca insan şu anda dünyada antibiyotik kullanıyor ve 60-65 yıllık bir hikayesi var. Dünya Sağlık Örgütü de uyarıyor, diyor ki 10 yıl içinde antibiyotiklerin sonu gelebilir, enfeksiyonları tedavi edemiyoruz artık diyor. İnsan tarihi 200 bin yıl. İnsan tarihi 200 bin yıl. 200 bin yıllık insan tarihi içinde 70 yıllık antibiyotik tarihi nedir, bana bir söyleyin hadi. Ne kadar yer kaplar? Bir nokta kadar yer kaplar mı? Bence bir nokta kadar bile yer kaplamaz. Peki bu 70 yıl içinde ne oldu biliyor musunuz? 70 yıl içinde insanoğlunun 200 bin yıl boyunca biriktirdiği bütün probiyotik yapısı bozuldu. Antibiyotikler yüzünden. O 70 yıllık bir nokta kadar yer kaplayan sürede biz 200 bin yıl içinde getirdiğimiz bütün probiyotiklerimizi kaybettik. Antibiyotiklerin kontrolsüz kullanımı yüzünden. İşte bu bir probiyotik kaynağı. Ev turşusu. Ev turşusu. Bakın doğayla uyumlu yaşamak. Yapıyorsunuz tabii ki. Hepiniz yapın. Mutlaka yapın. Doğayla uyumlu yaşamak derken bunu diyorum. Kışın ne yapılır? Kışın turşu yapılır, turşu yenir. Ev tarhanası yapılır, ev tarhanası yenilir. Bozacılar geçer değil mi sokaktan? Ya evet. Ne vardır eskiden bunlarda? Eskiden bozacılar geçerdi. Evet. Şimdi yine geçiyor, yine geçiyor. Yine ara ara bir duyuyorum, evet. Sitelerden geçmiyorlar, sokaklardan geçiyorlar. Şimdi bakın, ne oldu biliyor musunuz? Bunlarda ne var? Bunların ortak noktası nedir? Bunlar kış yiyeceği. Maya. Evet. İçinde ne var? Probiyotik var. Bunların hepsi probiyotik içerir. Bakın doğayla uyumlu yaşamak işte. Kışın gripten mi korunmak istiyorsunuz? Probiyotik alacaksınız. Probiyotik içeren gıdalar kış gıdaları zaten. Ev tarhanası, ev yoğurdu, turşu, boza, bunlar probiyotik içeriyor. Sizi gripten korur. Bunu uydurmuyorum. Japonlar yayın çıkardı. Şalgam turşusunun gribe karşı koruduğuna dair yayın çıkardılar 2013 yılında. Yani geleneksel bilgiyi bilimsel yayın haline getirdiler. Ne kadar güzel bir sonuç, farkında mısınız? Bilim böyle çalışmalı. Bilim geleneksel bilgiyi alıp incelemeli. Bu gerçekten doğru mudur? Ne var bunda da ne yapıyor diye. Probiyotikler çok önemli. Romatizma hastalığında probiyotiklerinizi takviye etmeniz gerekir. Romatizma hastalığından korunmak için veya romatizma hastasıysanız iyileşmek için muhakkak surette bol ev turşusu yiyeceksiniz. Bol ev yoğurdu yiyeceksiniz. Probiyotik içeren gıdalar tüketeceksiniz ve doktorunuza rica edeceksiniz. Size bir probiyotik takviyesi yazacak. Hap olarak alacaksınız ama bu probiyotik takviyesi bağırsakta çözünen probiyotik takviyesi olacak. En önemli kısmı bu. Midede çözünürse probiyotikleriniz mide asidinde ölüyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bağırsakta çözünen probiyotik takviyesi her romatizma hastalarının alması gerekendir. Doktorunuza danışın, size verecek. Merak etmeyin. Şimdi yanında bizim ülkemizin meyvesi olmayan ananas. Ama benim görüntüsünü de çok sevdim, ananas var. Ben hem lezzetini hem görüntüsünü. Evet. Aa hocam, mikrofonunuzu bir düzeltelim mi? Mikrofonum düşmüş. Evet, mikrofonunuz düşmüş. Pardon, çok heyecanlı program yapınca böyle mikrofonumuz falan düşüyor tabii ki. Sesçiler bana kızacak şimdi. Çocuk da tembih etti bir de, hocam dedi, aman dedi mikrofona dikkat dedi yayından olur önce. Hocam böyle şeyler. Ama düşürdük mikrofonu. Şimdi ben çocukken memlekette ananası hayal bile edemezdik. Nerede canım, ne ananası, muz bulunmuyordu memlekette. Türkiye gibi bir muz memleketinde muz yoktu. Hala ben muzu bu kadar ucuz görünce hayret ediyorum. Şaşırıyorum çünkü ben çocukken muz o kadar pahalıydı ki ancak zengin evlerine girerdi. Hiç abartmıyorum Aslı, bizim evimize muz girdiği zamanlar herhalde kış boyu ya 2'ydi ya 3'tü. O da yani çok özenerek bezenerek muz alınırdı, eve muz alıyoruz diye. Ne zaman? İşte yılbaşında, evet, mesela. Evet, değil mi? Yılbaşında muz alınırdı. Hatırlıyor musunuz o günleri? Niye? Çok pahalıydı çünkü. Özel günler, bayramlar ancak. Aynen. Şimdi muzu bu kadar ucuz görünce çok şaşırıyorum ben. Gerçekten şaşırıyorum. Bir de kahveye şaşırıyorum. Kahve de çok pahalıydı ben çocukken. Kahve neredeyse çaydan daha ucuz şu anda. Çok garip geliyor bana çünkü çocukken hep kahve pahalıydı ya. Kahve pahalı bir şeydir algısı yerleşmiş kafamda hep. Ananas da öyleydi. Memlekette ananas bulamazdınız, yoktu yani. Kim ananas yiyecek? Muz yine bulunurdu da alınırdı 3 kuruş paraya falan filan. Ama yani ananası hiç almak mümkün değildi. Yurt dışına çıkanlar ancak yurt dışında yerdi ananası falan. Şimdi ne zaman Tahtakale'ye gitsem tezgahlarda ananas satıyorlar, çok hoşuma gidiyor. El arabalarında ananas. Evet. Çünkü doğru, bizim memleketimizin meyvesi değil ama ananas çok faydalı bir meyve. Onun için bizde de artık bildiğim kadarıyla yavaş yavaş tarımı da yapılmaya başlandı ananasın. Bunu evet daha önce de konuşmuştuk ama bu şekeri falan yüksek değil mi bu ananasın? Bütün meyvelerin şekeri vardır. Değil mi? Yani bir ölçüde yemek gerekiyor herhalde. Ama kararında tutacaksınız tabii ki.
Ananas için bir porsiyon, hani kabuğunu soyduğunuz bir yuvarlak kısım kaldı, evet, ya marketlerde onu bir tabii makineyle yapıyorlar. O yuvarlaktan 3 parmak kalınlığında bir halka kestiğinizde bir porsiyondur. Siz tutup da günde 2 tane ananas yerseniz tabii ki şekerinizi allak bullak edersiniz. Her şeyi kararında tutacaksınız canım. Allah Allah. Abartmanın alemi yok şimdi yani. Kilolarca yani tereyağı yiyin demiyoruz. Bir porsiyon tereyağını kararında tutun, ananası kararında tutun. Evet. Bir porsiyon ananas yemeniz her gün yeterlidir. Ananasta ne var? Ananas bir kere sindirme enzimleri açısından çok zengin. Dolayısıyla zayıflamak isteyen herkes ananas tüketmeli. Oo. Bakın bir, şekeri yüksek şimdi, ama meyve şekeri bu. İki, ananasa saldırmasınlar. Ama ne dedik? Kararında. Abartmayacaksınız. İki, ananasın içinde bromelain dediğimiz bir enzim var. Bu bromelain maddesinin romatizmal hastalıklarda romatizmal iltihabı yok ettiği gösterildi. Bugün dünyanın her yerinde ananas hapları romatizma hastalarında tedavi için kullanılıyor. Peki bir soru daha. Ağrı kesici haplar mı, ananas mı? Ananas tabii ki. Değil mi? Evet, doğru beslenme son derece önemli. Şimdi yanında benim tedavilerde de çok kullandığım, zerdeçal, en çok sevdiğim bitkim var. Artık herkes galiba bunu öğrendi. Bitkilerin altını. Bitkilerin, hı-hı, altını. Rengi de altın rengi. Hepiniz zerdeçal tüketmelisiniz. Hepiniz, evet, zerdeçal kullanmalısınız. Türk mutfağında eskiden zerdeçal daha sık kullanılırmış, Osmanlı mutfağında. Oysa ki bu yüzyıla geldiğimizde zerdeçal kullanımı azaldı. Zerdeçal çok önemli bir baharat. Gerçekten zerdeçal bitkilerin, baharatların altını. Niye önemli? Çünkü zerdeçalda çok önemli özellikler var. Birincisi, zerdeçal antikanser etkiye sahip. Üstelik zerdeçalın kanseri iyileştirebildiğini gösteren yayınlar öyle Hindistan'dan falan çıkmıyor. Sakın Hindistan'da üretiliyor, tüketiliyor diye hep bütün bilimsel yayınlar oradan çıkıyor falan sanmayın. Zerdeçalın kanseri iyileştirdiğini gösteren yayınlar nereden çıktı biliyor musunuz? Amerika'nın en büyük kanser araştırma hastanesinden çıktı. MD Anderson'dan. MD Anderson özellikle pankreas kanserinde sadece zerdeçal kullanarak son döneme gelmiş, yapacak hiçbir şey kalmamış pankreas kanser hastalarının tam şifayla iyileşebildiğini gösterdi. Ama tabii zerdeçalı böyle kullanmıyoruz canım. Şöyle kullanmıyoruz. Tabii canım. Zerdeçalın haplarını kullanıyoruz tedavide. Hı hı. Fakat ben korunmak istiyorum kanserden. Yemeklerinize bol bol zerdeçal serpin. Zerdeçal çayları hazırlayın kendinize. Toz, peki, olarak. Ben böyle kök yemekleri almayı tercih ediyorum. Kendim evde tozunu, hocam, yapıyorum. Evde tozunu yapıyorum. Havanda, hı, dövüyorum. Havanda dövüyorsunuz. Bu şekilde toz yapıyorum. Daha bu şekilde tercih ediyorum. Böyle daha çok olur güveniyorum. Toz, hı, olduğu zaman acaba içinde katıştırma var mıdır, taşiş i̇şte onu, var mıdır bilmiyorum. Onu nereden bileceğiz, nereden bilmiyorum, anlayacağız, nasıl güveneceğiz? Türkiye'de tıbbi bitki gidiyoruz, maalesef alıyoruz, yok. Tıbbi bitki ayrı bir kavramdır. Aktarda satılan baharat farklıdır, tıbbi bitki farklıdır. İşte. Tıbbi bitkinin standartize edilmesi, ambalajlı olması gereklidir. Ama Türkiye'de maalesef tıbbi bitki satışı İstediğimiz ölçüde yok. İnşallah biz çıkaracağız bunu, yapacağız, hı, ama bu bir süre alacak tabii. Kolay bir şey değil. Ben onun için böyle alıyorum, havanda dövüyorum, kendim toz haline yani getiriyorum. Biraz zahmetli artık oluyor. Evet, biraz zahmetli gidip oluyor ama daha güvenli oluyor. Toz yerine böyle, hı, almayı tercih edin. Şimdi zerdeçalın ikinci önemli etkisi, bugünkü konumuz neydi? Romatizma. Evet. Zerdeçal çok kuvvetli bir antiromatizmal bitkidir. Romatizma, hı, hastalığında son derece etkilidir. Zerdeçal son derece başarılı bir bitkidir. Zerdeçalı her zaman çay olarak ve yemeklerde baharat, hı, olarak tüketmek gerekir. Zaten biz tedavilerde de hastalarımızda, romatizma hastalarında zerdeçal, hı, haplarını kullanıyoruz. Üstelik biz MD Anderson'ın kullandığı zerdeçal haplarını kullanıyoruz. Hani az önce bilimsel yayınlardan bahsettim ya, onların, evet, kullandığı hapların birebir aynısını kullanıyoruz. Türkiye artık bu konuda çok gelişti. Çünkü artık Türkiye'de, hı hı, bitkilerle tedavi uzmanı doktorlar var. Bu bitki, bunun eğitimini alıyoruz. Bu bitki çaylarımızın içine hep bu zerdeçaldan birazcık atsak hiçbir şey olmaz. Gayet de güzel olur. Gayet faydası güzel var olur. Zararı tabii yok ki diyorsunuz. Hatta çayınızı bile demlerken, hı, romatizma hastasıysanız çayınızı biraz demlerken her çayın içine, demliğiniz içine, hı, şöyle bir parmak kadar, şöyle bir boğum kadar bir zerdeçal atın. Yanında çok önemli bir zerdeçal bitkisi, hı, daha. Meyan kökü. Meyan kökü. Hele ki şekere düşkünseniz, çayınızı şekerli içiyorsanız, çok güzel, şeker çok zararlı. Evet. Meyan kökü kullanın. Niye? Meyan kökünün içinde çok tatlı bir madde var. Çayınıza tat verecek, şekerli gibi olacak. Hem, hı, şekerden kurtaracak sizi, hem romatizma için çok etkili. Yine Almanların yaptığı yayınlar var. Meyan kökünün içindeki etken maddelerin en az kortizon kadar etkili olduğunu gösteren, romatizmal, hı, iltihap üzerinde kortizon kadar etkili olduğunu gösteren yayınlar var.
çayınıza bir çubuk meyan kökü atmak zor bir şey değil. Hocam ben, değil. Bu arada bu meyan kökü mesela böyle çubuk olarak var. Hı-hı. Bir de böyle lif lif olanları var aktarlarda. Ben yine böyle tercih ediyorum. Hı-hı. Neden? Çünkü meyan kökü adı üzerinde bir kök. Yani toprak altında yetişiyor. Hı-hı. Lif lif yapıldığı zaman iyi temizlenmemişse eğer toprak parçaları kalabiliyor içinde. Evet. Ben böyle kök olarak alıyorum. Bir güzel fırçayla kendim de yıkıyorum çeşmenin altında. İyice topraktan ama arınmasını sağlıyorum. Ama tabii daha fazla bekletmek gerekiyor? Çünkü öbürü mesela hemen rengini vermeye başlıyor. Tabii ki. Olan. Çünkü lif lif olduğu için suyla temas eden yüzeyi artıyor. Doğal olarak o daha kolay çözünüyor. Ama bu daha zor çözülür. Evet. Ama sabah çayınızı demlerken zaten İçine o demlikte o çay uzun süre kalıyor değil mi? 45 dakika, 1 saat kalıyor siz çayınızı demleyip kahvaltınızı yapıp bitirene kadar. İşte bir kökü onun içinde o kadar uzun süre kaldığında zaten içindeki etken madde çıkacaktır. Burada korkmadan kullanabilirsiniz. Evet. Ha, bir tek uyarı var. Eğer tansiyon hastasıysanız, yüksek tansiyonunuz varsa meyan kökü yüksek tansiyonu daha da yükseltebilir. Onun için yüksek tansiyon hastası olanlar meyan kökünden uzak durmalılar. Evet, ona dikkat edeceksiniz. Evet. Uyarı bu. Kullanmıyor. Yüksek tansiyon hastaları meyan kökü kullanmayacak. Şimdi burada arkadaşlarım toz olanını koymuş. Şurada var mı kök olanı göremiyorum şu anda. Şimdi zencefil de zerdeçalın akrabasıdır. Ha şurada şeyimiz var, kökümüz var. Önümüzde duruyor, görmedik. Ben de bakıyorum kavanozların içine. Şimdi bu da bir köktür. Zencefil de zerdeçal gibidir. Bir kök halindedir. Şu elimde gördüğünüzde tozu. Toz hali. Ben işte yine katıştırma olmasın diye tozlarını almayı çok tercih etmiyorum. Ya taze kök alıyorum ya kurutulmuş kök alıyorum. Kurutulmuş kökü havanda dövüp ezip toz haline getirebilirsiniz zaten. Zencefilin bir sürü faydası var. Zencefil de yine mucize bitkilerimizden bir tanesi. Bir kere zencefil antiromatizmal. Bu ispatlandı. Ağrı kesici özelliği çok yüksek. Zencefil aynı zamanda mide bulantılarını engellemek için son derece başarılı. Zencefil unutmayın hamilelikte bile kullanılabilecek bir mide bulantısı önleyicidir. Son derece etkili ve yan etkisi yok. Bunun yanında zencefil çocuklarda özellikle erişkinlerde de kullanılır sadece çocuk değil. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında özellikle boğaz ağrısı varsa çocuğunuzun grip olmuşsa olmak üzere ise kullanabileceğiniz bir bitkidir. Şöyle toz haline getirilmiş olanlarından bir tatlı kaşığı dolusu balın içine aldığı kadar zencefil. Ama koyu bir macun olmalı. Ne kadar çok zencefil olursa o kadar iyi. Sonra çocuğunuz onu yutacak, emecek. Boğazına sıvanacak o yutarken. Farenkse sıvanacak. Son derece faydalıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında maşallah ben kızıma yapıyorum. Ben kullanıyorum. 3 gün bile sürmüyor solunum yolu enfeksiyonu. Ben her sabah kullanıyorum. Bravo. Evet. Zencefil ve bal. Kestane balıyla karıştırıyorum. Sahne sanatçıları ve spikerler için de ses açıcıdır. Özellikle ses kısılanlarda. Yani her sabah spikerlerin ve sahne sanatçılarının zencefil almasında fayda var. Her çayların içinde zencefil olmasında fayda var. Ses açıcıdır. Bu nodüllerde, ses tellerinde görülen nodüllerde son derece başarılı, iyi edici, tedavi edici özelliği vardır zencefil. Bir de çiğ yumurta değil mi hocam? Çiğ yumurtayı da hep içerler. Böyle evet, bir rivayet var. Var babamdan biliyorum hocam. Evet. O zeytinyağı, çiğ yumurta. Tabii billur gibi oluyor sesi. Demek ki Hayko sesinin güzelliğini bunlara borçluymuş. Şimdi burada kırmızı acı biberimiz var. Yine mutfağınızdaki ağrı kesicilerden bir tanesi. Üstelik bu bizim çok seversiniz hocam siz değil mi? Çok severim gerçekten. Acı Arnavut biberi dediğimiz biber. Bu çok önemli. Bir de bizim pul biberlerimiz. Bunların içinde kapsaisin adını verdiğimiz bir madde var. Kapsaisin. Bu madde sadece romatizmada değil, aynı zamanda baş ağrılarında da son derece etkili bir ağrı kesicidir. Yani eğer baş ağrınız varsa, migreniniz, küme tipi baş ağrınız ve diğer baş ağrısı türleriniz muhakkak surette evinizden eksik etmeyin. Çocuklarınızı küçük yaşta kırmızı acı biber tüketmeye alıştırın. Son derece önemli. Ben kızımı alıştırdım. Değil mi? Bütün yemeğin üzerinde kıpkırmızı yapıyor. Kıpkırmızı yaptı. Evet. Bir yemek yediğimizde ay şaşırmıştım vallahi. Kıpkırmızı o çocuk. Çok doğru, çok iyi bir şey bu. Bayağı iyi alıştırmışsın hocam. Evet, bizim evde neredeyse ayda yarım kilo, bir kilo pul biber tükeniyor desem yeridir yani. O kadar fazla pul biber yiyor. Çoğunluğunda kızım tüketiyor zaten. Evet. Ben karabiberi daha düşkünümdür. O kırmızı biberi daha düşkündür. Lezzeti de çok güzeldir. Arnavut biberini hiçbir zaman sofranızdan eksik etmeyin. Bakın bunlar aynı zamanda ucuz şeyler, farkında mısınız? Size ucuz şeylerden bahsediyorum. Doğru. Yazın alacaksınız Arnavut biberini, kendiniz kurutacaksınız. Çok basit, çok kolay. Artık mutfaklarda öyle gelişti ki
Eskiden her evde mutfakta fırın bulunmazdı. Fırın bulunsa bile eski o davul fırınlar olurdu değil mi? Isı ayarı yok, bir şey yok. Şimdi hepinizin evinde ısı ayarı olan fırınlar var. O fırınlarda bile kurutabilirsiniz biberinizi. Nemli ortamlarda olmasından üşeniyorsanız. Kendi biberinizi kendiniz kurutun. Gıda hazırlığını, kış hazırlığını ihmal etmeyin. Kendi konservelerinizi yapın. Tarhana yapın. Turşu kurun. Dipfrize evet. Atın. Hiçbir zaman mevsim dışı yemeyin. Romatizmal hastalıkta beslenmenin ilk kuralı. Her şeyi mevsiminde yiyeceksiniz. Mevsim dışında asla gidip de kışın yaz meyvesi sebzesi, yazın kış sebzesi meyvesi almayacaksınız. Uzak durun bunlardan. Çünkü bugün gidip aldığınız domates, biber, salatalık, tarım ilacı ve hormon dolu. Çocuklarınıza sebze değil, zehir yediriyorsunuz. Sakın evet. Bunu yapmayın. Gidin yazın domatesinizi konserve yapın, dipfrize atın, biberinizi kurutun, kışın onları tüketin. Doğru olanı budur. İnsanoğlu binlerce yıl bunu yaptı. İspatlanmıştır bunun doğru olduğu. Ayrı bir ispata gerek yoktur. İnsanoğlunun yaşantısıyla ispatlanmıştır. Bunun için bilimsel yayın olması gerekmez. Bilimsel yayının kendisi insanoğlunun tarihidir. Bunu böyle görmeye devam edin lütfen. Evet. Şimdi bu keten tohumu. Ama bunu bu şekilde yemiyorduk değil mi? Evet, bunu bu şekilde yemiyoruz. Bunu... Şimdi bakın yine doğanın güzelliklerinden bir tanesi. Allah bunu kabuklu yaratmış. Başka neyi kabuklu yaratmış? Bir düşünün bakalım. Bademi kabuklu yaratmış, fındığı kabuklu yaratmış, cevizi kabuklu yaratmış. Bunların hepsinin ortak özelliği ne biliyor musunuz? Hepsinde de bizim çoklu doymamış yağ asitleri dediğimiz omega 3 yağları var. Bu omega 3 yağları havayla temas edince okside olur. Okside olmak demek... Yapısının bozulması demektir. Yani bir nevi demirin paslanması gibi. Bu kabuk, keten tohumunun kabuğu, cevizin kabuğu, fındığın kabuğu bu yağların havayla temasını engeller. Böylece bozulmasını engeller. Yani bunların kabuğu gereklidir. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunların kabuğu kırılmamış olanlarını evimize alacağız. Cevizi, fındığı, bademi kabuğuyla alacağız. Kendimiz kıracağız yemeden önce. Keten tohumunu öğütülmemiş alacağız bu şekilde. Ama evde öğüteceğiz. Bir kahve değirmenimiz olacak. Şu yukarıdan çevirdiğimiz basit bir şey. O kahve değirmeninde her gün bir yemek kaşığı keten tohumu. Neye yarar? Bir, romatizma hastalığında son derece başarılıdır. Ağrı kesicidir. İki, hani şu damarları tıkayan plaklardan bahsediyorlar ya. Orada temel problem kolesterol değildir. Orada temel problem şeker metabolizma bozukluğu ve vücutta meydana gelen inflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihaptır. Omega 3 yağları ona karşı da savaşır. Kalp damar tıkanıklığına karşı savaşır. 3. Hani hep menopoza giren kadınlar ne yapsın diye soruyorsun ya Aslı'cığım. Fitoöstrojen dediğimiz bitkisel östrojenleri içerir keten tohumu. Menopoza giren kadınlarda sıcak basmalarını engellemekte ve kemik erimesini engellemekte başarılıdır keten tohumu. Keten tohumu. Günde bir yemek kaşığı keten tohumu. Çok mu zor? Çok mu pahalı? Çok basit. İlla doktorunuz size hormon ilacı mı vermeli? İtiraz etmeden hormon ilaçlarını kullanıyorsunuz ya. Lütfen bir kaşık da keten tohumu kullanın. Çok zor değil, çok pahalı değil ve hayatınızı koruyacak. Hormon ilaçları gibi sizde yan etki yaratmayacak. Son derece basit, kolay. Hiçbir yan etkisi yok. Günde bir yemek kaşığı keten tohumu yoğurdunuzun içine, salatanızın içine, çok sıcak olmamak kaydıyla çorbanızın içine katıp kullanabilirsiniz. Hocam bu arada yavaş yavaş şu tarafa geçelim diyorum. Bir çayımız var, bir ağrı kesici yağımız var. Onları da yapalım. İzleyicilerimiz bekliyor. Şimdi iki tane tarifimiz var bugün sizin için. Bir çayımız var. Evet. Bir de yağımız var. Romatizma ağrısı çekenler. Evet. Şimdi daha önce de yağ yapmıştık. Bugün de yine size bir ağrı kesici yağ yapacağız. Evet. Aslında bu çok büyük olacak. Ben size şöyle küçük bir kavanozda yapayım. Arkadaşlar iki tane seçenek koymuşlar buraya. Çok da görsel açıdan doğru olacak. Şöyle koyalım. Şimdi yağımızı yaparken bir kere saf sızma zeytinyağı kullanacağım. Her zaman ben saf sızma zeytinyağı ve hakiki köy tereyağı kullanıyorum. Yemek için de öyle, bu şekilde harici yağlar yaptığımda da öyle. Zeytinyağı dünyadaki en kıymetli yağdır. Ama saf sızma zeytinyağından bahsediyorum. Riviera yağdan bahsetmiyorum. Riviera yağ değil, Riviera yağ endüstriyel yağdır. Ondan uzak duracağız. Öte yandan... Ayçiçek yağı da aynı şekilde endüstriyel yağdır. Mısır özü yağı da endüstriyel yağdır. Fındık yağı da endüstriyel yağdır. Saf sızma zeytinyağı doğal yağdır. Niye? Zeytini sıkarsınız,
çıkar. Evet, ağrı kesici yağımızı saf zeytinyağından yapıyoruz. Sızma zeytinyağı. Şimdi 3 tane burada bitki kullanacağım. Bir tanesi zencefil. Taze zencefil rendeledik. Yaklaşık olarak işte bir yemek kaşığı tepeleme dolu gibi düşünün. Hı hı. Hemen hemen o kadar. Evet, zaten tarifi de 2 yemek kaşığı diyor ama. O acı biberimiz. Evet. Zencefil de öyle demişiz. 2 yemek, evet, yemek kaşığı da zencefil. Ve yani işte acı biber, az önceki kırmızı Arnavut biberimiz, acı biberimizden yine 2 yemek kaşığı kadar havanımın içine koyuyorum. Hı-hı. Hardal tohumum var. Acı hardal tohumu. Bundan evet. da yine 2 yemek yine kaşığı iki yemek kadar. Kaşığı. Şöyle kaşığım küçük olduğu için, hı-hı, göz kararı koyacağım. Koyuyorum. Ondan sonra bu acı biberle hardal tohumunu havanda bir güzel döveceğim. Bir güzel ezeceğim. Hı-hı. Özellikle hardal tohumlarının iyice ezilmesi gerek. Niye? İçindeki etken maddelerin yağa çıkması için. Hı-hı. Hardal tohumu da acıdır. Acı biber de acıdır. Zencefil de acıdır. Bu biraz yakacak yani herhalde değil mi bu yağ? Yakıcı bir yağ, yakıcı olacak. Bir yağ olacak. Cildinize dokunduğunda bir masaj yağı yapıyorum yakı. Size. Romatizma için. Evet. Cildinize dokunduğunda yaktığını hissedeceksiniz masaj yaparken. Romatizma hastaları için bir ağrı kesici yağ yapıyoruz. Şimdi zencefili buraya koymadık. Buraya mı koyduk? Zencefili zaten rendelediğimiz için. Tamam. Direkt olarak kavanozun içine koyduk. Tamam, direkt kavanoza koyduk onu. Havandaysa acı biber ve hardal tohum var. Şu anda o kadar acı onu ki. Onu dövüyoruz. Benim de genzim yanmaya başladı. Evet. 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 Yani genziniz yanıyorsa doğru demektir. Acı. Güzel. Şimdi bunu koyuyorum. Daha fazla genzim yanmasın. Size anlatmak istediğim başka şeyler de var. Genzim çok yanarsa sonra size anlatamam. Şimdi ne koydum? Zencefil koydum. Kırmızı acı biber koydum, hardal tohumu koydum. Hardal tohumuyla kırmızı acı biberi bir güzel havanda ezdim. Ne kadar çok ezerseniz, hatta böyle ahşap değil, taş ya da tunç bir havanda ezerseniz çok daha iyi ezersiniz. Üzerine bir su bardağı kadar saf sızma zeytinyağı koyuyorum. Şimdi bu yağ romatizma hastası olanlar çok iyi anlayacaktır değil mi? Hep böyle bir yerleri ovulsun isterler romatizma hastası olanlar. Bu yağ işte o ovma işlemi için yaptığımız bir yağ. Şimdi bunu karıştırdık. Ne kadar bekleyecek? Bunu bir hafta bekleteceğiz. Bir hafta bekleteceksiniz. Evet. Bir hafta bekleteceğiz ama hem zeytinyağının hem acıların kokusu aromasını şimdiden verdi. Kapatacağım ağzını. Ilık bir ortamda bunu koyacağım. Oda sıcaklığında mı? Mümkün olduğu kadar ılık. Ben radyatöre sıcak yakın bekletiyorum mesela ya da yazınsa güneşli bir ortamda. Bunu içmeyeceğimiz için zeytinyağını güneşli ortamda bekletiriz. Problem olmaz. Bunu nasıl uygulayacağız? Bunu nasıl uygulayacağız? Ağrı olduğu yerlere. Ağrı olan bölgeye tıpkı masaj yaparken masaj yağı kullanılır ya. Bu yağdan bir miktar elinize alıp ovalayıp bir güzel o bölgeye yedireceksiniz. Bu son derece önemli. Tabii masaj yapmayı az buçuk bilen birisi yapacak. Eğer masaj yapmayı bilen birisi yapmazsa sizi daha kötü yapar. Kas yönünüzün tersine masaj yaparsa sizi perişan eder, ağrılarınızı artırır. Onun için iyi kötü bu işi bilen birisini yapmasında fayda var. Fayda var. Geçelim çayımıza. Geçelim çayımıza. Zamanımızı iyi kullanalım. Evet, aynen size öyle. Bir romatizma çayı. 4 tane bitkiyle bir romatizma çayı yapacağım. Bu son derece faydalı, etkili, basit bir çay. Birinci bitkimiz meyan kökü. İlk uyarı yapacağımız bitki bu olduğu için ilk önce bundan başladım. Meyan kökü az önce de anlattım size. Romatizmal ağrılar üzerinde son derece etkili. Kortizon kadar kuvvetli romatizmal iltihabı geçirmekte. Öte yandan meyan kökü aynı zamanda tansiyon hastalarının kullanmaması gereken bir bitki. Uyarımız bu. Romatizma hastasıysanız, tansiyonunuz yoksa meyan kökünü kullanabilirsiniz. Tansiyonunuz varsa bu çayın içinden meyan kökünü çıkarıyorsunuz. Hı. Diğer 3 bitkiyi kullanacaksınız. Yerine bir şey koyabilir miyiz? Yerine hiçbir şey koyamayız. Isırgan koyabilirsiniz mesela. Isırgan. Isırgan son derece faydalıdır. Mide açısından da etkilidir ısırgan. Hı. Isırgan otunun kurusunu olanlar meyan kökü yerine kullanabilirsiniz. Tansiyon hastası olanlar meyan kökü yerine ısırgan otu koysunlar bu çayın içine. Evet. Yanında kuşburnu var. Kuşburnundan kabaca bir tatlı kaşığı, hı-hı, kadar. Yani şöyle elime aldım 5-6 tane bunun içine koyuyorum. Yanında acı karabiberim var. Bunun içinde de piperisin var. Az önce size kapsaisin içeren kırmızı anavut biberini anlattığım yağda da kullandım. Çayda da karabiber kullanacağım. Karabiberin içinde de piperisin dediğimiz madde var. Bu da yine ağrı kesici bir maddedir. Romatizmal hastalıklarda etkilidir. Tane olarak. Tane karabiber koyuyorum. Evet, tane karabiber. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da ondan koydum. Tarifimiz ekranda. Ve tabii ki. Not ediniz onu da. Bir de zencefilimiz var. Bir tatlı kaşığı da zencefil koydum bunun içine. Ve üzerine. Üzerine kaynar su koyacağız. Kaynar suyumuzu koyuyoruz. Kaynar suyla yaklaşık olarak
10 dakika demlenmesini sağlayacağız. Ama kaynatmayacağız. Bu çay kaynatılan bir çay değil. Kapağını kapatacağız. Uçucu yağları kaçmasın diye. Ve demlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika demlenmeye bırakacağız. Aynı zamanda kokusu da çok güzel bir çay olacak. Hafif acımsı ama içerken rahatsız olmayacaksınız. Son derece faydalı bir romatizma çayı. Ne kadar tüketmek gerek bu çayı hocam? Günde 4 fincan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Romatizma rahatsızlığı olanlar. Rahatlıkla tüketebilirsiniz ama tekrar uyaralım. Eğer tansiyon hastasıysanız tarifte bulunan meyan kökünü kullanmayacaksınız. Meyan kökü yerine ısırgan otu kullanabilirsiniz. Isırgan otu son derece faydalıdır. Romatizma da söyledik. Hem yakısını yapabilirsiniz hem de çayda kullanabilirsiniz. Bu arada hocam hani biraz önce ozon tedavisinden bahsetmiştik ya. Onunla ilgili bir izleyicimiz der ki ozon tedavisi yapan yerlerin güvenilirliğini nereden anlayacağız? Nereden bileceğiz? Nasıl anlayacağız demiş ki yurt dışından bize yazmış. Bir kere muhakkak doktor olmalı bunu yapan klinikte. Doktor harici uygulamaları kabul etmeyin. Ozon tedavisini yapan insan doktor olmalı. Bu arada Sağlık Bakanlığımız tamamlayıcı tıp mevzuatını çıkardı. Artık ozon tedavisi de bir mevzuata kavuştu. Evet. Yani artık kimse ozon tedavisi bilimsel değildir falan diyemez. Artık Sağlık Bakanlığımız da tamamlayıcı tıp mevzuatında ozon tedavisini kabul etti. Bunu da bilin. Yani artık resmiyete de girdi. Bir, doktor olacak. İki, ozon seti kullanılacak. Son derece önemli. Kan seti kullanılmayacak. Üç, tabii ki uygulama esnasında da başında doktor olacak. Doktorun eğitimi son derece önemli. Doktorun muhakkak Türkiye'de ozon terapi dernekleri var. Derneklerimiz var. Ozon terapi derneklerinden eğitim almış bir doktor olmasına dikkat edeceksiniz. Doktor olmayan kişilerin yaptığı tıbbi klinikler değilse orada uygulama sakın yaptırmayın. Muhakkak tıbbi kliniklerde doktorlar tarafından uygulanmasına özen gösterin. Temel kriterimiz bu olacak. Peki. Hocam o zaman son yine izleyicimiz yurt dışından yazdığı için diyor ki benim kanımda CPK değeri 500'ün üzerinde. Bunun romatizma ile bir alakası var mı diye soruyor. CPK mı CRP mi? Bilmiyorum CPK. CPK demiş. Evet. Bu şekilde soruları cevaplamıyorum biliyorsunuz. Bunun romatizma ile alakası var mı yok mu? Bu hastayı görmeden bütün bir tahlillerini incelemeden karar veremeyiz. Çünkü size hep ne anlatıyorum? Hastayı bütün olarak değerlendiririz. Her hastalık her hastada farklı şekilde ortaya çıkar. Bu şekilde hap bilgilerle ya da hap formüllerle hareket etmiyoruz. Hele ki televizyondan böyle mesajlar vermek son derece yanlış. Onun için bu hastaya benim tavsiyem işin uzmanı bir doktora başvurması ve işin ne olduğunun açığa çıkması. Gerekli. Bu kadar basit. Evet. Bu tedavi yöntemini zaten. Kesinlikle. Muhakkak dünyada tedavi edilmeyecek hastalık yoktur. Unutmayın. Tedavi edilmeyecek hastalık yoktur. Her hastayı tedavi ederiz demiyorum bakın. Tedavi edilmeyecek hastalık yoktur diyorum. Her hastalık tedavi edilebilir ama tabii ki her hasta tedavi edilemez. Çünkü dünyada ölüm var. Hepimiz öleceğiz bir gün. Her hasta tedavi edilemez ama her hastalık tedavi edilebilir. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Faydalı bilgiler, güzel tarifler, çayımız, yağımız. Evet evet. Çok ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Salı günü beraberiz yine. Geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekran başındaki izleyicilerimiz Beyaz TV ekranlarından lütfen ayrılmayın. Çünkü az sonra Nur Viral'le bizim soframız olacak ve Nur Viral bugün Fethiye'de efendim. Yarın 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutsuz olmanıza mı sebep oluyor? Üzülmeyin. Doktor Zafer Akıncı, başarılı olmak hakkındaki merak ettiğiniz her şeyi işin aslında anlatıyor. Psikolog Doktor Zafer Akıncı, başarılı olabilmenin sırlarını işin aslında veriyor. Başarılı olmak, duygularımızı nasıl etkiliyor? Başarılı ve başarısız olduğumuz zamanlarda duygularımız nasıl etkileniyor? Başarılı olmak öğrenilebilir mi? Başarılı olmak sonradan öğrenilebilir bir özellik midir? Başarılı olabilmek için özgüven ne kadar etkili? Başarılı olabilmemizde özgüvenimizin nasıl etkileri var? Başarılı insanların ortak özellikleri. Toplumda başarılarıyla adından söz ettiren insanların ortak özellikleri neler? Zafer Akıncı'yla hepsi ve daha fazlası yarın işin aslında.